Günaydın sevgili seyirciler. Para gündemden merhaba. Ben Serap Belet. 3 Ekim sabahındayız ve gözümüz Türkiye İstatistik Kurumu'nda. Çünkü birazdan Eylül ayı enflasyonun açıklanması bekleniyor. Sonbahar kritik bir dönem. Yaz boyunca Temmuz'u geçtikten sonra hep sonbahara doğru gözümüzü çevirdik. Buradan gelecek veriler uzun vadede de anlamlı olacak. O yüzden enflasyon verileri açıklanmadan önce hemen konuklarımı günaydın demek istiyorum. Habertürk yazar Abdurrahman Yıldırım stüdyomuzda. Hoş geldiniz Abdurrahman Bey. Merhaba. Ve ekonomist Kuant Finansal Danışmanlık Başkanı Profesör Doktor İbrahim Turhan da yine bizimle. İbrahim Bey, size de günaydın. Ne bekliyoruz bugün? Sizden başlayayım. Şimdi kaç gelir sizce Eylül enflasyonu? Yani inşallah beklenenden daha düşük gelir. Çünkü beklentiler yüksek biraz. Ne kadar? Yani 2'nin üzerinde, 2.2 civarında bir enflasyon bekleniyor. Bu arada İstanbul Ticaret Odası'nın işte ücretliler geçirme indeksi de açıklandı. O evet, biraz beklentileri yukarı çekti. O da %3.9. Yani yüksek. İşte dolayısıyla kritik dediğiniz gibi bu sonbahar ve kış aylarının enflasyon açısından nasıl geçeceğinin aslında bir öncü verisini almış olacağız bugün. Yani Eylül enflasyonu aşağı yukarı neyse, yani gösterdiği şey neyse, kış aylarda aşağı yukarı öyle gidiyor. Evet. Yani çünkü işte bütün tatilden dönüş falan böyle başladık. Fiyatlar bu seyir ona paralel devam ediyor. Peki siz? Geçen yıl 4,75'ti. %4,75'ti Eylül enflasyonu. Ben açıkçası işte diğer şeylerde de, programlarda da Abdurrahman Bey'le birlikte konuşuyoruz. İktisadi faaliyetteki yavaşlamanın ölçeğine bakınca, işte en son açıklanan satın alma yöneticileri endeks verisi de onu destekliyor. Enflasyonun bu aydan itibaren hız kesmesini bekliyordum ama öncü göstergeler biraz beni de açıkçası tedirgin etti. Türk İş'in de geçinme yani hayat maliyeti rakamları %2,97. Ne yazık ki üç neredeyse. Evet, işte o %49,38 yıllık enflasyon. Yani %48 olur mu diye bekleniyordu. Olabilir diye bekliyorduk. Evet, olabilir diye bekleniyordu. Dediniz ya, yani %2'nin üstünde görünüyor ama keşke altında olsa diye. Sizin de lafınızı böldüm ama son dakika gelince radyolardan dinleyen izleyicilerimize de aktaralım istedim. 2,97 Eylül ayı enflasyonu sevgili seyirciler. Yıllık enflasyonda böylece %50'nin altına indi ama kıl payı indi. %49,38. Yani. Geçen yıl 4,75 dediniz. 4,75'ten 2,97'ye, yani yaklaşık 3'e gelmiş olduk. Evet. Bir yıl sonra. Evet. Yani çok kötü değil, öyle söyleyeyim. Ben dün akşam bununla ilgili bir analiz yapmıştım. Sosyal medyada da paylaştım. Orada demişim ki aylık artış %2,9 olursa yıllık 49,3'e geliyor. Yani tutturmuşsunuz. Virgülden sonra ikinci basamak şeyiyle, hassasiyetiyle tutturmuşuz. Ondan sonra da devamında şöyle bir analiz yaptım. Dedim ki Ekim 2,5, Kasım 1,8, Aralık 1 gelirse, ki bunlar bu veriyle uyumlu 2,5, tahminler. 1,8 ve 1. Evet. Yıl sonunda enflasyon yine %43 olur. Yani aslında hedefler örtüşüyor. OVP ile uyumlu. Yani dolayısıyla panik olmayı gerektirecek, bir şey böyle yok, bizi eyvah dedirtecek bir veri değil ama biraz moral bozucu olduğunu da kabul yani etmek lazım. Yani sonuçta dediğiniz 2,5, 1,8, 1'in de beklendiği gibi olmaması ihtimali nedeniyle diyorsunuz. Biraz daha düşük gelse en azından daha rahatlatıcı olacaktı. Tabii ama tabii verinin ayrıntıları önemli burada. Yani acaba bu daha bilgi değeri daha yüksek olan bu özel göstergeler, yani mevsimsel etkilerin dışındaki kalemlerde, bu TÜFE'nin hesapladığı göstergelerdeki konut enflasyonu artışı şöyle, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,60 ile ulaştırma. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa %97,87 ile, yani %100 neredeyse konut olmuş. Evet. Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-0,88 ile haberleşme olmuş.
birkaç veri bu yeni şeye veri üzerinden. Serap Hanım şöyle bunlar bu bahsettiğiniz iki kalem döviz kuruna en duyarlı olan kalemler. Evet. Ulaştırma ve haberleşme. Şimdi yani orada döviz kurunda sağlanan istikrarın bir yansıması olarak yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme olduğu görülüyor. Konutta da biliyorsunuz geçmişte kira artışları ile ilgili %25'lik bir şey vardı. Limit vardı. Fakat işte 2 ay önce bu limit kalktı. Dolayısıyla bu geçen ay ve bu ay konutta ben o seviye düzeltmesinin etkisinin hissedildiğini düşünüyorum. Çünkü konut kaleminde en önemli bileşen kira. Yani evet. Kiralarda bir de şimdi biliyorsunuz hani Eylül dönemi... Buradaki yeni, konut verisi kira üzerinden mi konut satışı bu herhalde? Hayır. Konut kaleminin içerisinde kira ve konuta ilişkin... Işte her şey mi var? Elektrik, doğalgaz, su konut ve... Konut başlığında hepsi var. Tamiri, onarımı filan gibi kalemler var. Ben de diyorum ki niye bu kadar sadece konut özelinde bu kadar? Yok. Tamam, orada, hepsi orada iç içe. Kira var, en önemli kalem. Normale ondan sonra elektrik, su, doğalgaz, bir de... İşte konutun bakım ve onarımına ilişkin kalemler var. İşte bir enflasyonun en yoğun hissedildiği kalemlerden biri gıdanın ardından. Yani ulaştırma, barınma, gıda en çok buralarda tabii hissediyoruz. Vazgeçilemeyen temel ihtiyaçlarımız. Eğitim çok yüksek tahmin edilebileceği gibi. Çünkü biliyorsunuz özel okulların yeni dönem ücretlerini belirlediği ve açıkladığı ay Eylül. Dolayısıyla TÜİK o veriyi toplarken bu yeni veriyi giriyor. Tabii bir önceki ay halbuki bir önceki yılın fiyatı peki, görünüyor. Peki yani bu Eylül hep böyle işte eğitim ve diğer kalemler nedeniyle Eylül zaten yüksek bir ay olur denir enflasyonda. Ona rağmen sizin Ekim beklentiniz neden 2.97'nin ardından 2.5? Ya orada da devam ediyor mu bu Eylül'ün etkisi? Hayır, o Eylül'ün etkisinden değil. Ekim'de biraz tarımsal ürünlerin etkisi oluyor. Çünkü tarla ürünleri çıkıyor, sera ürünleri giriyor enflasyon sepetine. Bir onun etkisi yani gıda tarafında olabilir. Bir de bu ay biliyorsunuz bu jeopolitik gerilim sebebiyle enerji fiyatlarında bir artış oldu. Yani bunların hepsini dikkate alınca yani Ekim'in kendi mevsimsellikleri de var. Evet. Ekim enflasyonu genellikle Eylül enflasyonundan aslında bir parça daha yüksek gelir. Evet. Ama bu yıl ben o etkinin önemli bir kısmının Eylül'de erkene alınmış olduğunu değerlendiriyorum. Yani Ekim enflasyonu muhtemelen bunun altında, bu gördüğümüz rakamın altında gelecek. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Abdurrahman Bey? Sizin sonraki aylara ilişkin ve yıl sonuna ilişkin beklentiniz örtüşüyor mu İbrahim Bey'le 43'lerde? Aşağı yukarı yani 43 belki biraz daha bir tık üstünde de çıkabilir. Çünkü Eylül ayının bu şekilde beklediğimizden yüksek düzeyde çıkması sonraki aylardaki beklentimizi de bir miktar yükseltiyor. Yani yükseltti şu anda diyelim. Ekim ayında tamam biraz daha düşük çıkacak ama yine böyle belki 2 civarında bir gerçekleşme olacak. Kasım Aralık hani biraz daha düşük çıksa biz yıl sonuna geleceğiz. Aralık'ta bu sefer belki kamu kesimi diyecek ki ya bu seneyi nasıl olsa şey ettik. Zamları yapalım, bu kamusal zamları Aralık ayına koyalım ve geçmiş yıla ait olsun. Evet. Yani o da yani inşallah yani olmasa bile Ocak ayında olacak zaten. Yani. Tabii. Dolayısıyla yani Ocak ayında zaten belli vergi artışları da gündeme gelecek. O artışların da etkisiyle yine yükselecek. Bir dalgalanma olacak. Yani bir türlü umduğumuz, beklediğimiz böyle insanlara enflasyon düşüyor ya kardeşim. Bunu umutlandıracak bir rakam göremiyoruz. Düşüyor enflasyon düşmesine. 50'nin altına düşmesi de önemli bir şey. Yani kritik bu kadar, bir işi. Evet. Ama beklenen 48,5 civarına inmesiydi. Yani bir puan, bir puandan biraz daha fazla yukarıda gerçekleşmiş durumda. Yıllık enflasyon. Dolayısıyla yıl sonu şeyi de böyle 45 civarına yakın olabilir. Neden böyle bir direnç gösteriyor? Neden bu kadar yavaş iniyor? Harcama yapan kesimler var. Bir de maliyet artışları var. Öyle görüyorum ben. Yurt içi üretici fiyat endeksi değil mi maliyeti gösteren? %33,09 artmış. Aylık 1.37. O iyi. Nasıl? İyi mi? O iyi. Üretim maliyetlerini yani, gösteren. 33'e 49. Yani 33 artmış, 49 demek tüketici fiyatları daha yüksek. Demek vergiler ve bazı kamusal zamlar yapılmış.
Ya önceki aylarda mesela ya da geçen Eylül'de bu yurt içi YÜFE. Yurt içi üretici fiyat ne kadardı örneğin? İşte 40. Şimdi tersi neydi aslında? Şöyle Serap Hanım, bu normalde o daha çok özür dilerim. Hesabı. O daha yüksek miydi yani TÜFE'de? Evet, evet. Geçen sene. Geçen o müsaade ederseniz o dinamiği zaten izah ediyordum. Şimdi normalde önce üretici fiyatları artar. Bu maliyetleri yukarıya çeker. Üretici ve satıcı talep varsa, yani o maliyet artışını fiyata yansıtabileceği bir ortam varsa bunu yansıtır ve bu enflasyona dönüşür. Evet. Enflasyon düşerken de tam tersi olur. Önce maliyetler aşağıya iner sonra artık ondan bize sonra yansır. O bir süre sonra da tüketiciye yansır. Yani dolayısıyla aslında yurt içi üretici fiyatlarındaki bu şey durum umut verici. Aylık. Bu da sonraki düşüşü gösteren yani önce üretimde üretici enflasyonunda bir düşüş gördük. Bu da yavaş yavaş tüketici enflasyona yansıyacak. Bunun aylık, işareti diyorsunuz. Aylık %1 yani oradan baskı gelmeyecek tüketici fiyatlarına. Öyle diyebiliriz. Maliyetimiz çok arttı. Bunu etikete yansıtmak zorundayız. Artırıcı yönde olmayacak. Gerekçesi düşürücü yönde olacak. Evet. Aylık %1,37 artmış. Evet. Yani bu şeyle uyumlu aslında. Enflasyondaki düşüş beklentisiyle uyumlu. Yani maliyet baskısı en azından hafiflemiş. Burada direnen ne? İşte mesela demin ben verileri inceledim. En yüksek aylık artış %14,2 ile eğitimde olmuş. Ama dediğim gibi onun sebebi çok basit. Ağustos ayında bir önceki yılın okul taksitleri ya da okul ücreti fiyatları vardı tabelada. Eylül ayında TÜİK'in elemanları veri derlemeye çıktığı yeni zaman yeni yılın fiyatını gördüler. Dolayısıyla tabii. O artış anlaşılabilir bir şey. Şimdi bu enflasyonla ilgili son değerlendirmelerinizi alayım, yavaş yavaş diğer ekonomi başlıklarına da geçelim. 2000 yani ben hep şöyle birazcık önümüzdeki yaza bakıyorum. Tüketici gözüyle yani bir ekonomist gözüyle değil de acaba biraz insanlar ne zaman rahatlar? Evet sonunda ekonomik veriler rahatladı. Alım gücü ne zaman artar? Ne zaman görürüz bunu? Biraz ihtiyaç kredileri insanlar alabilir. Belki konut kredisi alır. Konut almaya başlar. Bir hareketlilik olur. Onu biz ne zaman görürüz? Yani inşallah gelecek yılın ikinci yarısında görürüz. Önümüzdeki yazın ardından yani 2025'in ikinci yarısı. Yani görür muyuz ortalarından itibaren görmeye başlayabiliriz. Çünkü o zaman enflasyon %30'un altına inecek. Gelecek yılın hedefi %17,5 ama muhtemelen bu gidişle onun tutması biraz zor olacak. Ama zor olsa da hani diyelim ki 17,5'un üzerine 5 puan mı eklersiniz? 10 puan da ekleseniz yine 30'un altına gelmiş olacak. Oralarda bir şey beklenebilir. Yani rahatlama ama enflasyonu iyice aşağı çekmeden olabilecek bir rahatlama aslında enflasyonun düşüşünü de geciktirir. Ha, insanların rahatlaması. Bu sefer gene talep olacak, gene yine iş talep canlanacak. Olacak. Yine fiyatlamalara birbirine rahat, yani fiyatlamalar oldukça şey, ama insanların keyfi olarak biraz rahatlaması, yani alım gücünün artmasıyla yaptığı alışverişle, endişeyle ve panikle yaptığı alışveriş değişiyor. Yani bu çok artacak enflasyon yüzünden diye yapılan alışverişler, ki ben de yaptım. Yani çocuğun bilgisayar ihtiyacı varsa biraz daha yekünü yüksek. Yani işte 15 yıllık buzdolabını değiştirmesi gerekiyorsa arıza hani onları hemen böyle alman gerekiyor ve öyle her şeyi öne çekiyorsunuz. Yani bir sonraki yılın işte her şeyini. İşte o bence biraz o daha yüklü bir şey olacak. Geride kaldı gibi yani kalıyor olması i̇şte lazım. O kaldı yani rahatlama çünkü öyle bir şeye yol açmaz bence. Rahatlama belki insanların ne zamandır ertelediği bir ceketi alamıyorsa bir yedek çift ayakkabı alamıyorsa onu almasını yok, sağlıyor. Siz alıcılar tarafından. Ben tabii onun üzerinden tüketiciler söyleyeyim. Tüketiciler tarafından siz görüyorsunuz. Siz üreticiyi mi söyle şirketlerinizi? Satıcılar da dört gözle alıcıların gelmesini ama bekliyor. Ama işte alıcılar o kadar bir nevi saldırdı insanlar. İşte saldırmazsa. Önceki senelerde. Tamam yani işte, kredi kartıma böleyim yeter yok. Ki alayım dedi. Rahatlamayla tamam. O kadar saldırmazlar onu demek istiyorum. O kadar bir rahatlama. İnşallah. Bu arada ceketten mümkün bahsettiniz. Aylık fiyat artışı giyim kaleminde de %3,9 olmuş. O da bir hayli yüksek. O mevsim dönüşü. Tabii mevsim
dönüşümün etkisi. Yani kış, yazlıklar çıkıyor. Sonbahar, kış. Yani o iç talebi bilmiyorum, kalem kalem dökülse o iç talepte insanları en çok ne aldı? Orada mesela gömlek, pantolon gibi şeyler alınmadı ya. Onlar ertelendi. Başka ihtiyaçlar alındı. Gıda stokladı insanlar. Ya öncelikler değişmişti böyle. Yani, hani keyfi olarak bir tane daha güzel elbisem olsun alışverişinden daha yani, çok ihtiyacım olan şeyi daha pahalanmadan alayım refleksiydi. İşte şimdi eşliyse yani enflasyon göründü düşüyor. Dolayısıyla insanlar bekleyebilir. Yani o enflasyon artıyor diye mala hücum ya da talep artışı olmaz. Evet. Bir de bu ay benim gördüğüm kadarıyla alkollü içecekler ve tütünde de %4,2 aylık bir artış var. Ben gözden kaçırmış olabilirim. Siz bilmiyorum. Orada bir vergi ayarlaması, fiyat ayarlaması sigarada fiyat ya da... Oldu galiba yani. Ha, belki de onun haberlerde etkisi de olmuş olabilir. Yani dolayısıyla bu özet olarak benim bu enflasyon verisine ilişkin değerlendirmem... moral bozucu. Yani önce onu söyleyelim. Yani hani piyasa beklentisi 2.2 iken %3 enflasyon gelmesi, ki benim de başlangıçtaki beklentim piyasa beklentisine yakındı. Hatta 2'nin altında bile gelebileceğini düşünüyordum başlangıçta. Ama daha sonra gelişmeler bunun olmayacağını belli etti. Evet. En son işte hem İstanbul Ticaret Odası ücretliler geçinme endeksi, hem Türk İş tarafından açıklanan geçinme maliyeti, yaşam maliyeti endeksi zaten bunun öncü işaretini vermişti. Ama yani bu ay %3 enflasyon kötü değil. Yani hani böyle panik olmayı, ya enflasyonla mücadelede acaba ipler elimizden kaçıyor mu? Durum bozuluyor mu diyecek bir veri değil. Yani onu söyleyeyim. Önümüzdeki aylarda, yılın son çeyreğinde toplam %5,5'un altında bir enflasyon gelirse, ki bu olabilir son derece rahat bir şekilde. Yakın bir yere hedeflere yakın bir yerde yılı bitiririz. Şimdi bir canlı bağlantı yapacağız. Münevver Karabulut cinayetini hatırlarsınız. Türkiye gündeminden yıllardır aslında farklı sebeplerle düşmedi. 2009 yılında Cem Gariboğlu İstanbul'da Münevver Karabulut'u öldürmüştü. Korkunç bir şekilde, korkunç bir cinayetti ve çok uzun bir dönem konuştuk. Ben de hatta o zaman, şimdi Ceylan'ın sahada olduğu gibi sahada muhabirdim ve çok yakından takip etmiştim tüm bu cinayeti, soruşturma sürecini. Bugün şimdi Cem Gariboğlu'nun cezaevinde ölümünün ardından acaba yaşıyor mu, ölmedi mi, kaçırıldı mı, bir sürü iddia ortaya atıldı. Bununla ilgili ailenin talepleri oldu, avukatları Rezan Ep Özdemir'in başvuruları oldu, reddedildi. Ama en sonunda mezarının açılmasına karar verildi. Ceylan Sever şimdi bugün bu işlemin yapılacağı yerde. Hemen senden dinleyelim, nedir şu anda durum, nasıl bir çalışma yapılıyor orada Ceylan? Şu anda artık sabahın erken saatlerinde bir güvenlik önlemi durumu vardı ki biz çok uzaktaydık ilk yayınımızda. Şimdi biraz daha artık mezarın olduğu adanın içerisindeyiz. Güvenlik önlemleri tamamlanmış durumda. Artık bundan sonraki aşamada işte çadır geriliyor özellikle mezarın etrafına. Hemen şurada Özcan Öztürk'ten rica edeceğim. Bakın mezarlık görevlileri buradalar. Tulumlarını giydiler. Zaten güvenlik görevlileri burada sabahın erken saatlerinden itibaren. Adli tıp ekibi gelecek. Onun yanı sıra tabii ki savcı burada olacak, soruşturma savcısı, talep alan soruşturma savcısı. Bunun yanı sıra kamera kaydıyla mezarlıkta bir önce kazma işlemi yapacak tabii ki Fethi Kabir için. Yavaş yavaş bir kazma işlemi olacak. Çünkü yıllardır gömülü bir şekilde duruyor ve yavaş yavaş kaldırarak bir kazıdan sonra kemikler özenle alınacak ve ceset torbasına konulacak. Bakın öyle bir güvenlik önlemi alınmış ki adanın bulunduğu alandan, bu kısımdan bir kapı girişi mevcut ve basın mensuplarının hepsi bu aradaki koridorda yayınlarını yapıyorlar. Cem Garipoğlu'nun mezarı ise hemen arkada görevlilerin bulunduğu alanın hemen arka kısmında kalıyor. Biraz daha uzaktayız. Bugün Fethi Kabir işlemi olacağı için çok da aslında basının yaklaşması da doğru değil. Çünkü bir DNA işlemi yapılacak, deliller toplanacak, delillerin
kaybolmaması için de özenle bir çalışma gerçekleştiriliyor. Karabulut ailesinin avukatı Rezzan Epözdemir burada. Ancak Karabulut ailesi aslında hakları olmasına rağmen gelmeme kararı aldılar. Rezzan Bey'le bunu konuştuk. Aile bu duruma dayanamıyor, gelmek istemiyor dedi. Bu soruşturma, Fethi Kabir talebinin olduğu soruşturma aslında yaklaşık bir 3 yıldır devam ediyor. Ve bu soruşturmada sadece Karabulut ailesinin talebi yok. Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu da oğlunun mezarının açılmasını ve Fethi Kabir yapılmasını istemişti. O talep de bu dosyada var. Şimdi Fethi Kabir yapıldıktan sonra ne olacak? Tabii o da önemli. Bütün kemiklerin alınması durumu söz konusu. Çünkü 10 yıldan fazladır aslında bir 10 yılı aşkın bir süredir gömülü bir şekilde duruyor. Özellikle büyük kemikler, bakın işte şimdi artık kazma kürekler gitmeye başladı. Özcan Öztürk size gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı görevlendirdi. Savcı bu talepte bulunmuştu. Gerekli teçhizatın getirilmesi için Fethi Kabir işlemi sırasında. Bunun yanı sıra taşınması için de yine bir cenaze aracı getirilecek, özel bir araçla taşınacak. Adli Tıp Kurumu'na götürüldükten sonra da işlemler başlayacak. Kemiklerden bahsediyorduk, o kısım önemli. Özellikle diş ve sırt bölgesinde olan büyük kemiklerden aslında DNA alınabilecek. Bunun yanı sıra kalmışsa saç örneğinden de DNA alınabilecek. Cem Garipoğlu'nun zaten daha önceki süreçte, yani cinayeti işledikten sonra 197 gün kaçmıştı biliyorsunuz. Yakalandıktan sonra bir fenotipi mevcuttu. Zaten aranırken de ailesinden DNA'lar alınmıştı. O fenotiple karşılaştırma olacak. Her ne kadar Fethi Kabir talebi yapılmış olsa da bunun öncesinde Karabulut ailesi aslında öldüğüne inandığını açıklamışlardı. Adli tıptaki otopsi videosunu izlediklerini açıklamışlardı. Ancak daha sonra Garipoğlu ailesinin üyeleri, özellikle Cem Garipoğlu'nun kardeşlerinin yaptığı bazı paylaşımlar, işte özellikle Münevver Karabulut'un kanının bulaştığı koltukta ailecek oturup bir mutlu aile pozu vermeleri, daha sonra boynu kesilen bir musluklu fotoğraf paylaşmaları, ki burada aslında Münevver Karabulut öldürüldüğünde boynundaki bir V şeklindeki bir kesikten bahsedilmişti. Adli tıp bunu tespit etmişti. Sanki buna bir gönderme yapıldığı düşünülmüştü. Bu sebeple acaba Cem Garipoğlu ölmedi mi? Cezaevinde başkasıyla mı başka bir cesetle mi değiştirildi? Aile çok nüfuslu bir aile olduğu için bunu yapabildi mi, kaçırılabildi mi gibi sorular hep gündemdeydi. Zaman zaman gündeme geliyordu. Artık bugün burada yapılacak Fethi Kabir işleminden sonra adli tıptan çıkan sonuç bu soruları tamamen yanıtlamış olacak. Acaba mezardan Cem Garipoğlu mu çıkacak, başkası mı çıkacak? Cem Garipoğlu çıkmazsa ne olacak? Tabii büyük bir soruşturmaya dönecek bu durum. Eğer çıkarsa da takipsizlikle sonuçlanacak soruşturma diyelim. Hepsini takip edeceğiz. Bugün burada Fethi Kabir işleminde de yine yayın yaparak sizlere göstermeye çalışacağız. Ceylan, kısacık bir sorum var. Doğru anladıysam Cem Garipoğlu'nun ailesi katılmak istemedi dedin. Münevver Karabulut'un ailesi, anne babasından orada olan var mı şu anda? Yok, yanlış aksettirdiysem özür dilerim. Yok, Garipoğlu ailesinden biri katılmak zorunda. Karabulut ailesinden kimse katılmayacak, avukatları tabii temsil edecek. Doğru, çok zor. Avukatını evet. Rezan Epözdemir'i de orada gördüm. Çok teşekkür ediyorum Ceylan Sever. Mezarı açılacak Cem Garipoğlu'nun 10 yılın ardından. Bakalım sonuçlar ne gösterecek, takip ediyoruz. Bütün bu soruların en azından... endişelerin ortadan kaldırılması için bunu yapılması gerekiyordu. Çünkü artık bu yıllardır hiç ortadan kalkmayan bir soru işaretine dönüştü. Bu şüphelerin hem aile için en başta
hem de artık bunun böyle de sürekli devam etmemesi için ortadan kaldırılması önemli. Bakalım DNA sonucu ne gösterecek. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Biz yine gelişmeler oldukça paylaşırız. Ceylan'ın olduğu yere de döneriz gerekirse. Piyasalara bir bakalım, ardından konuşalım. Borsa İstanbul 9000'e kadar düştü son gelişmeler üzerine. Ve şimdi ibre yeşil yukarıyı gösteriyor ama 9019'da, yani bu yaz 11.000'lere gelmişti. 10.000'in altına düşmüştü zaten. Sonra önceki gün 300 puandan daha fazla bir düşüş yaşandı. Dolar 34.20, ibre aşağı yönlü. Euro 37.86, euro dolar paritesi 1.10. Faize bakalım, petrole bakalım. Bu Lübnan, İran, İsrail gerilimi üzerine zaten orada bir hareketlenme var. Faiz 41.62, altın onsu 2650 dolar. Altında bir düşüş var 2 gündür. Brent petrolün varili 75 doları geçti yine. ABD ham petrolü de göremedim, hemen ardından hızlıca geçti. Gram altına bakalım. Gram altın 2919, çeyrek altın 4772, yarım altın 9545, tam altında 19.024 lira. İbre kırmızı aşağı yönlü ama 19.000'in altına düşmüş. Tekrar bir yukarı gitti. Ufak ufak bir dalgalanma var. Altının yükselişi sürecek mi? Piyasalarla ilgili kısa bir değerlendirme alayım. Her gün konuşuyoruz çünkü. Borsayı en çok sorayım. Çünkü onu herkes çok konuşuyor. Niye böyle oldu? Böyle devam eder mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Lübnan gerilimiyle ilgili, daha doğrusu İsrail'in Türkiye'ye hedef alabileceği açıklamasının olduğu gün geldi. Bununla ilişkili de görüyor musunuz siz? Bununla bağlantılı bir satış söz konusu mu? Tabii yani borsa jeopolitik gerilimden en fazla etkilenen yerdir. Bu savaşın bir bölgesel çatışma niteliği kazanması, yani İsrail ile Lübnan arasında, daha sonra İran ile İsrail arasında sıcak çatışmaya dönüşme olasılığı, bu risk tabii ki piyasaları bütün dünyada tedirgin ediyor. Ama bir de tabii Türkiye'ye özgü durumlar vardı. İşte biliyorsunuz bizim iç politika konularımızda sürekli gündemde. Buna ilişkin tedirginlikler olabiliyor zaman zaman. Evet. Bir de en önemlisi, beklenen yabancı girişi bir türlü gerçekleşmedi. Bunun da ben sermaye piyasasında bu geçen dönemden kalan düzenlemelerin, kısıtlayıcı, önleyici düzenlemelerin hala tam olarak çözülmemiş olmasıyla ilişkili olduğu. Ne demek bu, sadeleştirirseniz ne yapılması gerekiyor da tam olarak yapılmadı? Yani şimdi geçen dönemde bu 2023 öncesinde birçok sınırlama ve kısıtlama getirildi. Mesela yurt dışındaki finansal kuruluşlarla yapılan swap işlemlerine ilişkin bu 6 Şubat 2023'te gerçekleşen o elim deprem felaketinin arkasından açığa satışa ilişkin bunun gibi birçok başka şeyler var, kısıtlamalar. Bunlar tabii yabancı girişini olumsuz etkiliyor. Bir de son olarak şirketlerin karlılıklarında bir düşüş beklentisi var. Bu kısmen iktisadi faaliyette gözlemlenen yavaşlamaya bağlı, izlenen ekonomi politikasına bağlı, küresel konjonktüre bağlı, çok çeşitli. Bir de hatta bu enflasyon muhasebesinden kaynaklanan teknik unsurları bile var. Şimdi şirketlerin karları düşecekse, borsaya yatırım yapan yatırımcının baktığı en önemli göstergelerden birisi hisse senedinin fiyatıyla o hisse senedinin sağlayacağı kazanç. Yani borsacıların iyi bildiği, yatırımcıların iyi bildiği fiyat kazanç oranı. Burada kazançlar aşağıya geldikçe, beklenen kazançlardan bahsediyorum, fiyat kazanç oranları yukarıya çıkıyor. Yani hisse senetleri daha pahalı görünmeye başlıyor yatırımcının gözüne. Bu da borsa üzerinde ilave bir baskı oluşturuyor. Dolayısıyla toparlayacak olursak, jeopolitik riskler, iç siyasetle ilgili işte ortada dolaşan dedikodular, çoğu da aslında dedikodu bunların, onu da söylemek lazım. Onun dışında iktisadi faaliyetteki yavaşlama ve izlenen sıkılaştırıcı politikalar, son olarak da bu düzenlemelerden kaynaklanan etkiler bence. Yabancı yatırım girişinin beklenen düzeyde olmaması. Yani bence bizim borsamız bu konjonktürde zayıf durumda idi. Bu kadar gerilemesinin ben anlamlı buluyor muyum? Şaşırdınız mı yani? Biraz şaşırtıcı ama yurt içi siyasi gelişmeleri dikkate alınca da şaşırtıcı değil. Özellikle işte İmamoğlu'na ceza verildiği ama bunun henüz açıklanmadığı
ya siyasette men cezası diyelim. Hı hı. Bu hakikaten bir siyasi istikrarsızlığın kapısını açabileceği şeyiyle beraber borsayı bence önemli ölçüde etkiledi. Yani Orta Doğu'da tamam bir savaş var ama savaşan ülkelerin borsaları, yani hem savaşan İsrail'in hem Lübnan'ın borsası yaklaşık 3 civarında bir haftada düşüş göstermiş. Bizim borsamız 7, %7. Onların 2 katı. İsrail yani bu, ve Lübnan borsalarının 2 katı düşmüşüz biz yani bu çalkantılar sırasında. Bu bize yurt içi siyasetin etkisini gösterir. Yani yurt içi gelişmelerin etkisini gösterir. Yani bir yandan İsrail hani bomba atıyor ekonomisine bir şey, işte uluslararası kredi kuruluşu notunu 2 basamak düşürdü. Evet. Çok doğal ve doğru bir şekilde. Hı hı. İşte Lübnan borsası, yani İsrail'in saldırısı altında insanlar ölüyor. Belki bazı şirket faaliyetleri de zarar görüyor. 1 milyon insan yani göç etti Lübnan'dan. Normalde Türkiye'den daha fazla düşmesi gerekirdi. Türkiye onlardan 2 katı fazla düşüş göstermesi bize yurt içi siyasi ağırlığı gösteriyor. Ben ona bağlıyorum. Çok affedersiniz. Burada tabii bir teknik bir şeyden bahsedeyim. Şimdi geçen dönemde bankacılık endeksindeki hisselerde bir yükselme oldu. Evet. Çünkü bankaların 3. çeyrek karlarının yüksek geleceği gibi bir şey vardı, beklenti vardı. Hı hı. Bizim endekste de bankacılık çok önemli, holdingler çok önemli ve buraya belli bir miktarda yabancı girişi oldu. Ve o endeksi biraz toparlamıştı. Hani geçen dönem o 10 bin sınırının üstüne böyle çıkmasına bir katkı sağlamıştı. Hı hı. Orada sanıyorum bu hem jeopolitik gelişmelerin etkisiyle hem bir de işte bu bahsettiğim karlılıkların, 3. çeyrek karlılıklarının aslında beklendiği gibi olmayacağı etkisi. Bir de Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak onu da tam olarak bilemiyoruz. Evet. Burada bir yabancı satışı olmuş olabileceğini de düşünüyorum ben. Hani teknik bu düşüşün olarak, sebeplerinden biri olarak. Birisi, ama hakikaten yüksek bir oran. Bu örnekte çarpıcı oldu Abdurrahman Bey'in verdiği. Şimdi piyasalara baktık. Bir de içerideki başka ekonomi başlıkları var. Türk İş Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplandı. Türk İş Başkanı biliyorsunuz Ergün Atalay'ın bir süredir değindiği bir konu var. Gündeme getirdiği bir konu var. 12 ay çalışıyoruz ama 1,5 ayını vergiye veriyoruz diyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle kötü ve adil olmayan bir vergi sistemi yok. 12 ayın 1,5 ayı vergiye gidiyor. Ocak ayında emekli olursan %35 daha fazla alıyorsun. Bir de bu hani Ocak-Aralık düzenlemesi var ya. Ocak ayında emekli olursan %35 daha fazla alıyorsun. Ocaktan sonra alırsan kaybın oluyor. Böyle bir sistem kabul edilemez. Bunda da bir düzenleme yapın. %35'lik fark iki işçi arasında olmasın çağrısı var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu çağrıyı? Doğru. Bununla ilgili düzenleme neden çağrı yapılmasın? Çağrı doğru bir aya. Yani vergide adaletin sağlanması açısından çağrı doğru. Ama diğer taraftan şey de haklı yine. 1,5 aylığı vergi olarak veriyorlar. Bu yaklaşık %13 düzeyinde evet, bir vergiye denk gelir. Hı hı. O zaman Türk İş Başkanı'nın hani ya biz vergi vermeyelimden ziyade bizim dışımızda yer alan grupların ki işte işverenler. Onlar da bu şekilde vergilendirilsin mi? Hayır, bizim kadar değil. Daha yüksek vergilenmeleri lazım. Hı hı. Yani dolayısıyla biz çalışanız, işçiyiz, en düşük gelir bizde. Biz %13 ile vergileniyorsak, hı hı, bizim işverenlerimiz bizden daha yüksek oranda vergilenmeli. Bunu savunmaları lazım. Yoksa diğer türlü hani devlet vergi alamazsa zaten başka hizmet de götüremez. Bu aslında biraz onu da demiş oluyor. Yani, bu ne kadar adil değil bizim başımıza gelen evet, adil evet, değil yani demek aslında. Çok yanlış bunu değil söylediği evet, ama bu şekilde ama vurgulasa daha iyi olur. Yani o zaman kardeşim ben karşımda kar eden şirketlerden en az %20 vergi alınması lazım. Peki işçiler için bu oranı uluslararası standartlarda ölçekte de doğru bir oran olarak görüyor musunuz? Ona da bir itiraz. Normal bir oran bence. Yani yüksek olan yerler var. Hı hı. Hatta işte işçinin eline peşin brüt olarak veriliyor. İşçi bunu beyan ediyor. Evet. Gelirlerini giderlerini gelirlerinden düşüyor. Hı hı. Onun üzerinden vergi veriyor.
Yani vergi vermeye alışmamız lazım. Yani vergiden kaçış yok. Ama burada işte, vergi adaletini savunmak da o yüzden zaten çok, herkesin çok itirazı. Acaba onunki nasıl, benimki nasıl, hep bundan dolayı haklısınız çıkıyor. Burada tamamen haklı yani. Bir şey demeyeceğim ama bu nedir? Asgari kurumlar görüntü, vergisi de. Görüntüler de Beyrut'tan. İsrail Beyrut'u bombalıyormuş. Yani İsrail Lübnan'a birçok noktaya hava saldırıları yaptı. 1200'den fazla insan hayatını kaybetti. 1 milyon kişi göç etti şu ana kadar. Beyrut'un bombalandığı anlar sonrası dumanların yükseldiğini görüyorsunuz. Canlı olarak Lübnan'dan, Beyrut'tan bu görüntüler ekrana geliyor. Onu da vurgulayayım. Siz kurumlar vergisinden bahsediyordunuz, araya girdim ama. Yani asgari kurumlar vergisi işte %15, yerli şirketler için %10 belirlendi. Dolayısıyla bu eleştirilebilir. Yani %10 düşük kardeşim. Yani ben %13 veriyorum işçi olarak. Evet. Yani herhangi bir vergi kaçırma durumum da yok. Kaynağından kesiliyor. O zaman şirketler niye %10 asgari versin? %15 versin, 20 versin. Bu savunulabilir ama orada da tabii belki hani uluslararası alanda hani yabancı sermayeyi çekme açısından bu da kullanılabiliyor avantaj olarak, düşük vergi uygulaması. Evet. Ama en azından işçilerin ödediklerinden daha yüksek oranda bir vergi oranı olması lazım. Bununla ilgili değerlendirmeniz var mı kısacık? Diğer başlıklara böyle hızlıca devam etmek istiyorum. Şöyle, şimdi ben rakamları bir kontrol ettim siz sorunca. Toplam vergi gelirleri içerisinde gelir vergisinin, yani bütün çalışanlardan alınan, işte maaşlardan kesilen ve onun dışında geliri olanların beyan usulüyle verdikleri toplam gelir vergisinin vergi gelirleri oranı %16. Toplam kurumlar vergisinin, kurumlar vergisinin vergi gelirlerine oranı da %17. Yani şirket karlarından alınan vergiyle insanların, bireylerin gelirlerinden alınan vergi hemen hemen eşit. Abdurrahman Bey'in işaret ettiği durum aslında kurumlar vergisi çok daha fazla olmalı. Ama öte yandan da şöyle bir şey var. Biz genç bir ülkeyiz hala. Nüfus artıyor, iş talebi var. İş yaratmak için de girişimleri desteklemek zorundasınız. Bu da kurumlar vergisini arttırdığınız zaman ya da bazı yatırımlara teşvik vermediğiniz zaman büyümeyi olumsuz etkileyecek bir şey. Yani buradaki aslında herkes kendisinin ödemesi gereken vergiyi ödese, yani ekonomi kayıt altında olsa, bu sorun eminim çok daha az hissedilecek. Temel sorun bu kayıt dışılık. Geçen programda Abdurrahman Bey'le yine bunun üstünde durmuştuk. Abdurrahman Bey dedi ki ya bu vergi iadesi uygulaması vardı. Fiş toplayıp hiç olmazsa çalışanlar bir vergi iadesinden yararlanıyordu. Böylece çalışanların hepsi adeta vergi denetmeni gibi bir görev üstleniyordu diye. Onu da bu vesileyle Abdurrahman Bey'in müsaadesiyle hatırlatayım. O eski günler vallahi, ben yani hep... Bilmiyorum mesela. Yararlı bir uygulamaydı. Genç kameraman arkadaşlarımız hatırlamıyordur belki yine rejideki genç arkadaşlarımız ama evet, öyle bir fişlerin doldurulduğu dönem yaşamıştık. Dış ticaret verileri açıklandı. İhracat Eylül'de yıllık %1,8 azalmış, 22,7 milyar dolar olmuş. İthalat da yine 1,4 azalmış, 27,1 milyara gerilemiş. Türkiye'nin dış ticaret açığı Eylül'de yıllık %0,5 artışla 5,1 milyar dolar. Yılın ilk 9 aylık döneminde açık %31 oranında azalmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da %76'ya yükselmiş. %76 nasıl bir oran? Yani bizim en iyi zamanımız neydi? İhracatın ithalatı karşılama oranının %92'ye kadar çıktığımızı hatırlıyorum aylık bazda. Yani onu, ama o işte bir iç talebi geçici ama bu. Yani birkaç aylığına böyle çıktı. Yıllık bazda %80'leri görmedim. Ama yani 50'li rakamlar burada kötü. Yani krizi çağrıştırır. 70'li rakamlar orta, sürdürülebilir. 80-90'lar da hakikaten dış ticaret açığının çok önemli ölçüde kapandığına ilişkin. O düzeye gelmedi. Yani orta fena bir yere gelmedi. Fena o zaman değil ama bu dış ticaret açığındaki daralma da işte 8-9 ayda %31 dediniz, azalmış. O güzel bir rakam. Evet. Ama son ay durmuş. Hatta hafif böyle %0,5'lık artış da var.
Yani Eylül ayında aslında dış ticaretteki açıktaki iyileşme durmuş. Onu söyleyebiliriz. Bu açığın düşmesinde de en büyük rolü altın ithalatının kısıtlanması alıyor. Geçen sene 9 ayda 27 milyar dolarlık altın ithal etmişiz. Bu sene 16 milyar dolara düşmüş. %40 düşmüş. Dolayısıyla 11 milyar dolara yakın bir iyileşme oradan geliyor. Asıl iyileşme oradan geliyor. Peki. Onun dışında enerji fiyatlarında da biraz düşme var. Oradan da 3-4 milyar dolarlık iyileşme. İşte aşağı yukarı dış ticaret açısındaki iyileşmeyi bize gösteriyor. Peki siz nasıl buluyorsunuz şimdi bu rakamı? Burada tabii aslında izlenen ekonomi politikasının etkili olduğunu gösteren bence çok çarpıcı bir gösterge bu. Hı hı. Çünkü geçen yılın ilk 9 ayında dış ticaret açığı 87.7 milyar dolardı. Bu 60.1 milyar dolara düşmüş. Yani 27,5 milyar dolar 9 aylık dış ticaret açığında iyileşme olmuş. Yani bunu yıllıklandırdığınız zaman 40 milyar doların üstünde 12 aylık ki zaten orada da öyle yıllıklandırılmış olarak bakıldığı zaman 114 milyardan 78 milyar dolara düşmüş görünüyor. 78.7 milyar dolara düşmüş görülüyor. Yani burada nihai yurt içi talebin bir ölçüde yavaşladığını görüyoruz. Bu şu bakımdan iyi, milli gelirin bileşiminde net ihracatın katkısı artıyor. Tüketim talebinin etkisi azalıyor demek. Bu olumlu bir şey. Şimdi bu son ayda Eylül ayındaki tabloya bakacak olursak ihracat geçen yılın aynı ayına göre %1.8 gerilemiş. İthalat %1.4 gerilemiş. Yani ithalattaki gerileme biraz daha az olmuş. Evet. Bu sanıyorum büyük ölçüde Avrupa pazarındaki durgunluktan kaynaklanıyor. Önümüzdeki dönem Avrupa pazarı geçtiğimiz 6-7 aya göre nispeten bir miktar daha olumlu olacak. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nda faiz indirimleri başladı. Enflasyon orada hedefin altına düştü. %2 hedefinin altına düştü. Yani Avrupa ekonomisinde kısmi ılımlı bir toparlanmanın önü açılmış oldu. Tabii bu jeopolitik gerilimler, çatışmalar, Rusya Savaşı'nın seyri, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerilimin olumsuz etkileri olabilir. Ama nispeten ben olumlu olacağını düşünüyorum. Bu da ihracatı bir miktar destekleyecek bizde. Dolayısıyla yani ben genel olarak açıklanan dış ticaret verisini hem izlenen ekonomi politikası açısından hem enflasyon üzerindeki etkisi açısından olumlu görüyorum. Evet, bu arada şimdi bu konulardan bağımsız dün böyle çok Bank of America'nın hesapları kilitlendi, hesaplar sıfırlandı, baktım TT olmuş vesaire, biliyor musunuz ne oldu o? Şimdi yani, gene gördüm hala sistemleri düzelmemiş. Tamam, ne oldu belli değil ama bu dijital çağda işte bütün hesapların dijitale döndüğü şeyde. Yani mümkün olabilir olaylar, mi insanların hesaplarındaki paraların uçması, böyle bir olabilir, hani siber saldırı olması? Bankanın ikinci bir yedekleme merkezi mutlaka vardır. Yani Türkiye'de de var. Yani veriyi hesaplar, yedekleme. Evet, veriyi yedekleme. Yani hesaplar uçsa bile bir, işte bir iki gün ya da bir iki hafta gözükmese bile o yedekleme merkezi ki aynı kentte de olması tercih edilmez. Uzak olması, deprem vesaire şeylerine karşı yani tercih edilir. Yani benim hesap bilgilerimi tekrar başka mesela bir işte, yerde evet, bütün Ankara'da bilgiler mesela vardır, vardır çıkartılır. Dolayısıyla ama bu, yani dijital çağda banka güvenliği sanki biraz daha şey sarsıldı ya, gibi. Yastık altıcılar gibi. Haklı mı diyorsunuz yani hocam? Yani geçmişte belki bu tür olaylar oluyordu çok az, nadiren. Ama daha az oluyordu. Çünkü kara kalem, işte herkes hesabını biliyor. Herkesin cüzdanı var. Kaybolmuyor. O cüzdanı gösterip paranızı alıyorsunuz ancak. Hayır yani, ama şunu merak ediyorum. Veriyi bulursunuz da parayı da bulamama olasılığı yok, olur mu? Bunun yok. Sigortası, güvencesi nasıldır? Bir bankada... Yani Amerika'da da mevduat sigortası var. Yani çok büyük bir yekün tam, olduğunda yok, yani işte bu çok büyük yekün olmaz. Ona gerek kalmaz o mevduat sigortasının kapsamında. Şimdi bu teknik bir arıza. Yani bankanın işte Abdurrahman Bey'in söylediği gibi olağanüstü yedek merkezi
felaket merkezinde yani bu kayıtların hepsini düz düz soruyu soruyorum. Herkes endişeleniyor yazıyor ya Amerika'da yok, ben yok, gördüm. Yok, İnsanlar böyle bir bu bir siber saldırı olsa bile arıza dışında mevcut paralarını insanlar kaybedebilirler mi dijital ortamda? Şimdi, bu onu ortamda olmaz yani. Ama dolandırıcılık şey şeklindeki şeylere bankaların yaklaşımı önemli. İşte Türkiye'de bir banka örneğinde görüyoruz. Yani tekil olaylarda yani bankalar olumsuz yaklaşabiliyorlar. Dolayısıyla ödeme yapılmayabiliyor. Hmm. Dava olabiliyor. Ama bu tür toplu şeylerde bankaların olumsuz yaklaşması bence çok zor. Yani çünkü bu genel bir bu evet. Daha farklı dediğiniz gibi bu sistemi arıza, kitlenmesi arıza yani her neyse dolandırıcılık öyle olduğu için olduğu bu daha farklı. Zaman çünkü dolandırıldı. Acaba bir saldırı olabilir mi diye düşündüm. Öyle olursa işte ne kadar güvencededir insanların paraları? Yani, öyle bir paniğe yol açtınız. Bu vesileyle buradan izleyicilerimize de bir çağrıda bulunalım. Şimdi finansal okuryazarlığın bir unsuru aslında bu dolandırıcılık Abdurrahman Bey'in işaret ettiği gibi dolandırıcılık mesela internet şifrenizin çalınması, telefonunuza, mobil telefonunuza birisinin bir korsanlık girişimi yapması, hı hı. Banka hesaplarınıza yönelik, kredi kartınıza yönelik her türlü dolandırıcılık ya da siber saldırılara yönelik koruyucu sigortalar var. Bunların primleri de aslında son derece makul. Hı, dolayısıyla yani. Evet yani... orada Türkiye'de ne ölçüde çalışır bilmiyorum evet, sigorta sistemi ama. Çalışıyor. Yani Allah korusun böyle bir şey olduğu zaman o sigorta en azından belli bir düzeye kadar zararlarınızı karşılıyor. Bir de insan bazen her ne kadar ben mesela mesleğim gereği zaten hani hep böyle çok dikkat ederim böyle şeylere. Yani mesajda geliyor ya geçen bize bana mesaj gelmiş. Çok yorgun ve çok uykusuz bir anımdı ve diyor ki HGS aracınıza ait HGS borcu var bir avukatlık bürosundan gelmiş gibi görünüyor ve dalgınlıkla neredeyse bir anda HGS borcumu neredeyse basıyordum mesajda ve o anda basmadım da insanlar çünkü dalgınlıkla hiç böyle bir şeylerle haşır neşir olmayan insanlar basarlar gitti yani ve öyle bir borç yok bu arada. Bunun gibi o kadar çok. Herkes ama yaşıyor bir yani sürü örneği. Sigorta çok dikkatli dedi, olmak yani lazım. Bizler de sigortayı biraz yanlış anlıyoruz. Sigorta, sigortalının hatalı davranışlarını tabii, sigortalamaz. Tabii. Dolayısıyla bu bankacılık işlemlerinde de eğer şifrenizi siz hani bir yerde kendi ellerinize birisine verdiyseniz bu dahil edilmez. Ve bu tür alanlar gri alanlar yani gri alanların olduğu için. Sorumluluk ne kadar sizde diye sorgulanır. Evet ve sorgulanır orada ve şirket olduğu için sigorta genelde ya sen vermişsindir şeyine gider. Dolayısıyla bence hakikaten finansal okuryazarlık ya da dijital okuryazarlık her şeyden daha önemli. Yani en önce dijital okuryazar olmak lazım. Yani. Ama bir de bu işlerin, bu dijital dünyanın... O işte haşır neşir olmanız lazım bu yani. Bu dijital dünyanın da denetlenmesi lazım. Gözetlenmesi lazım. Ceza hı-hı. verilmesi lazım. Hı-hı. Artı bir de kişisel bilgilerin yani Türkiye'de çok dikkat edilmiyor. İyi korunması lazım. Yani herkesin bilgisi artık dünyada falan diye görüyorum. Her yerde gibi bir durum oluştu. Yani evet. Yani, olmaması lazım. Yani. Ben bakın şöyle bir teknik bilgi sunabilirim. Biraz geçmişte Merkez Bankası'nda çalışırken tabii Merkez Bankası açısından da bu çok önemli. Finansal kuruluşların veri hı-hı. güvenliği, ödeme sistemlerinin veri güvenliği. Benim hatırladığım o dönemde bütün bankalar, Türkiye'deki bankalar da dahil olmak üzere hemen hemen neredeyse anlık olarak veri yedekleme yapıyorlar. Yani diyelim ki bir bahsettiğiniz bankanın ana sisteminde bir anda bir arıza ya da bir siber saldırı dolayısıyla o veriler ortadan kalktı. Siz bir baktınız kendi hesabınızda para yok gibi görüyorsunuz. Endişeye mahal yok. Çünkü onun hemen öncesinde birkaç saniye öncesindeki görüntü başka bir yerde saklanıyor. Siz de düzenli olarak bankanızdan finansal rapor alıyorsanız, bu sizin e-maillerinizde var. Yani dolayısıyla hani bir yerde kimsenin parası kolay kolay kaybolmaz. Hani sisteme de bu anlamda güvenmek lazım. Yastık altı sisteme çok zarar veren bir şeydir.
Yani sistemin dışına para çıkışı olduğu zaman işte bu bahsettiğimiz kayıt dışılığın önü açılır. Orada daha büyük dolandırıcılık riskleri ortaya çıkar. Hırsızlık olur. Suç gelirlerinin... İşte en çok hırsızlık yüzünden insanlar tabii paralarını bankaya koyuyorlar. Suç gelirlerinin aklanması ya da bu kara para operasyonları için elverişli bir zemin oluşturur. Onun için sistemde gerekli güvenlik unsurları mevcut. Biz ben biraz telefon bankacılığı olalım. Bile yani ben arıyorsam sadece telefon bankacılığına benim için önemli bir konuda bile aramışsam hiçbir zaman telefonda çözmüyorum. Çünkü farklı numaralar. Ben diyorum ki ben sizi hemen geri arayayım. Serap Hanım, limitlerinizi düşük tutun. Yani orada çünkü şahsi sorular soruluyor. Bakın, limitlerinizi düşük tutun. Yani para transferi limitleri ya da işlem limitleri. Hı-hı. Elektronik izinler. Hı-hı. Dolayısıyla zaten onu zorlayan bir şey olduğu zaman bankanızdan hemen size ya böyle bir işlem gerçekleştirmek istiyorsun hesabınızdan diye. Evet, o çok iyi. Bu arada işlemini sizle ilgili her market gerekir. Alışverişinde vesaire o mesajların tabii. Gelmesi çok iyi insanı. Ya, haklısınız da işte o zaman telefonun veri güvenliği de önemli. Yani siz telefonunuzu da başka birileri kopyalayıp işte bu bankadan size geri dönüşümü engellememesi lazım. Şimdi bizim amcalarımız, teyzelerimiz yani bunu nasıl takip edecek Abdurrahman internet Bey? İmkansız yani telefonda. Yani işte ben gazeteciyim, sizlerle bu konu uzmanlarıyla konuşuyorum vesaire, haberlerini yapmışım geçmişte. Başka bir şeyim var belki algıda. O ben bile bazen hani ya boş bulunursam diyorum, endişelendiğim bir şey oluyor. İnsanlar bunu nasıl takip etsin? Bu kadar da her an paranoyayla da hareket edilmiyor. İşte, gerçekten çok mağduriyet olan bir şey bu. Bir sahte web sayfası açıyorlar. İnsanlar tatil organizasyonu yapıyor sahte web sayfası üzerinden. Yani herkes dolandırıcı olmuş. Hakikaten ne kadar çok suistimal ve dolandırıcılık var dijital ortamda. Demin o yüzden söyledim. Şimdi biliyorsunuz zorunlu trafik sigortası diye bir şey var. Trafiğe çıkan her araç yaptırmak zorunda. Tabii. O sizin hasarlarınızı telafi etmiyor. Siz de bunun gibi şey... Sizin verdiğiniz hasarları, verebileceğiniz hasarları telafi etmek için burada da bir dijital güvenlik sigortası. Dediğim gibi primleri de son derece makul. Hı hı. Hem de sigortacılık sektörümüz de biraz gelişsin. Prim yaratma kabiliyeti artsın ki tasarruflarımız artsın. O tasarruflar yatırıma dönüşebilsin, ekonomimiz de büyüsün. Kamu spotu gibi oldu. Şimdi birkaç dakikamız kalmış. LED iletişim verileriyle ilgili bir LED'imiz var. Bir ailenin aylık iletişim maliyeti %300 arttı. Bu zaten %200, %300 artan faturaları konuştuk ve değişen bir şey yok, öyle görünüyor. İnternet hızında da 161 ülke arasında daha da acıklı olan kısmı bu ki 106. sıradayız. 161'de 106. Çok kötü. Türkiye'de yani aylık 100 megabit internet kullanımına ortalama 483 lira ödeniyormuş. Aylık 100 megabit. Dünyada en pahalı internet Norveç'teymiş. Aylık 100 megabit kullanımın 75 euro olarak ücretlendirildi. 75 euro yüksek bir rakam gerçekten. Ama Norveç'in de ben... Kişi başına geliri bizim... 80 bin dolara yakın. 10, yani 10 diyecektim ama işte ya bayağı baktım, yüksek 79 yani. 79.800 dolarmış. Çok yüksek. Yani biliyordum Norveç'i ama dünyanın en yüksek geliri. Ama bir de yani zor bir coğrafya ve, orada hizmet götürmek de zor ve olsa peki, gerek. Peki yani hem böyle 79 bin dolar kişi başı geliri varken... İnternet hızı bize göre nasıl? Türkiye'nin 3 katı da internet hızı varmış Norveç'in bu arada. Yani bizim ekonomide... Niye biz hani faturalar ayrı bir konu, neden bir türlü daha hızlı bir internet kullanamıyoruz? Yanlış özelleştirme yaptık. Birincisi o. Hmm. Yani aslında Turgut Özal döneminde Türkiye telefon şeyinde atılım yapmıştı. Ama 90'lı yıllarda bu telekomu özelleştirelim, özelleştirmeyelim, birbirlerini, siyasilerin engellemesi sonucu özelleştirme 2000'li yıllara kaldı. Biz kervana en sonunda katıldık ama sattığımız diyelim şirkette çürük çıktı. Evet. Dolayısıyla oradan bir şey yedik, zarar gördük. Onun zararını bugün hala işte onun bu verilerde görüyoruz. Onun zararını altyapıya yatırım yapmamak şeklinde oldu. Dolayısıyla hala bu devam ediyor. Artık Türkiye'nin telekom altyapısına hakikaten A'dan Z'ye bir elden geçirip yeniden yatırım yapması, yaptırtması gerekiyor. Çünkü telekom da artık özel diyebileceğimiz bir şirket. Pardon ya. Zaten çoğunluğu şu anda devlet kontrolünde. Varlık fonunda değil mi? Varlık fonunda, evet. Kamunun kontrolünde değil. Ama buna o zaman yatırım yapılmalı ve yatırım bu yapılmalı daha dünya standartlarında bir seviyeye yani getirilmeli. Türkiye 100. sıradan yani iletişim şeyiyle ekonomide ilk ona giremez.
Yani şimdi biz Türkiye olarak ekonomide dünyada işte 16 ile 20. arasındayız. Satın alma gücüne göre 11. sıradayız. Gayet iyi. Evet. Ama yani bu ulaşım şeyine, yani bu haberleşme şeyiyle olmaz bu işler. Sürdüremeyiz. Kalıcı olmaz. 30 saniyemiz kalmış. Sizden de bir yorum buna. Vallahi iletişim konusu gerçekten bilgiye erişimi düzenliyor. Bakın deminden beri mesela bankacılık, finans, tabii, harcama falan hepsi bir salgın yaşadık biliyorsunuz birkaç yıl önce. Herhangi bir binaya girişimiz çıkışımız bile elimizdeki telefonlar ve internet bağlantısı aracılığıyla yapılıyordu. Yaşam bir anda dijitalize oldu. Dolayısıyla tabii ki bu çok kritik ve hem ekonomi güvenliğini hem ulusal güvenliği ilgilendiren yönü var. Mutlaka değerlendirilmeli. İşte orada da rekabete açılması sektörün ama bu yatırımları da rasyonalize etmek çok önemli tabii ki. Evet. Biz başka sığdıramadığımız konularımız oldu ama öne çıkan başlıkları konuştuk. Profesör Doktor İbrahim Turan çok teşekkürler. Abdurrahman Yıldırım çok teşekkürler kattığınız için. Para gündeminin bu saati sona eriyor. Saat başında yine sıcak siyaset gündemini konuşacağız. Görüşmek üzere. Para gündemden tekrar merhaba sevgili seyirciler. Siyasetin gündemi çok yoğun meclisin açılışından bu yana. CHP'nin mecliste Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılaması, alkışlaması, MHP lideri Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşması çok konuşuldu. CHP lideri Özgür Özel'in de dün akşam yaptığı açıklamalar var. Ayağa kalkmanın siyasi sorumluluğu bana ait dedi. Daha önceki genel başkanlara da danıştım dedi. Onların da fikrini alarak bu kararı verdim dedi. MHP lideri Bahçeli'nin DEM Parti ile ilgili tokalaşmasını da Devlet Bey normalleşmeye biz de katılalım diyor şeklinde yorumladı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'den de bu konuya ilişkin bir açıklama var. DEM Parti'ye ilişkin bizim tavrımız net. Kapanma davasının bir an önce sonuçlandırılmasını, meclisin teröristlerden, PKK ile bağından temizlenmesini istiyoruz. Bu konudaki duruşumuzda bir değişiklik yok dedi. Tüm başlıkları konuşacağız. AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay Ankara stüdyomuzdan konuklarım. Mehmet Bey hoş geldiniz. Mustafa Bey hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kübra Par'ın konuydu dün akşam Özgür Özel ve bu son iki gündür yapılan tartışmalara ya da eleştirilere cevap verdi. Ben bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakta alkışlanması konusuyla başlamak istiyorum. Ardından da Sayın Bahçeli'nin de normalleşme adımı attığı yönündeki açıklamasıyla devam ederiz. Mehmet Bey sizle başlayayım. Biz daha önceki genel başkanlarımızdan da ben fikir alarak ayakta Sayın Cumhurbaşkanı'nı alkışlama kararı aldık. 2007'den beri alkışlanmıyor dedi ama tam da soruma başlarken bir sıcak gelişme için hemen bir canlı yayına gidelim. Muhabir arkadaşımız Ceylan Sever, Cem Gariboğlu'nun defnedildiği mezarlıkta. Orada mezar açılacak DNA örneği aldığı için Cem Gariboğlu ölmedi mi soruları ve şüphesi üzerine yapılan başvurunun ardından işlem yapılmaya başladı mı Ceylan? Henüz başlamadı ancak dakikalar içerisinde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Çünkü aslında görevli olacak herkes geldi. Savcı Bey bekleniyor. Savcı Bey'in katibi, ekipleri, çalışanlar, herkes burada. Adli tıp ekipleri burada. Gariboğlu ailesinden iki üyenin geldiğini öğrendik. Ancak kimlerin olduğunu bilemiyoruz. Kameraman arkadaşım Özcan Öztürk size dar bir açıdan da olsa en azından mezardaki durumu göstermeye çalışıyor. Şu an henüz başlamadı. Bakın işte özellikle mezarlık görevlileri, mezarı kazacak kişiler, adli tıp kurumundan gelen ekipler mezarın başında görev alacakları, işlemin başlayacağı anı bekliyor. Şunu söyleyelim, bu fethi kabir işleminde sadece bir mezar kazma olmuyor. Adli tıp kurumuna gidecek önemli bir delil olması hasebiyle an be an hem fotoğraflanacak hem de video kaydını alınacak. Üstelik adli tıp ekibinin
drone'la da kayıt alacağını biliyoruz. Özellikle drone savarlar getirildi. Sadece adli tıpa ait kameranın, drone kamerasının görüntü alabilmesi için bu yapıldı. Çünkü malumunuz kamuoyunun oldukça yıllardır ilgisini çeken ve gazetecilerin önem verdiği bir konu. Şimdi hazır kamuoyunun dikkatini çeken, gazetecilerin önem verdiği bir konu demişken, Özcan Öztürk size arkamızdaki bu manzarayı da göstersin. Burada alabildiğine hemen hemen bütün İstanbul basını burada, ulusal basın, yerel basın, meslektaşlarımız burada. An be an izleyicilere, vatandaşlara buradaki durumu aktarmaya çalışıyorlar. Şimdi buradaki işlemlerde neler olacak? Öncelikle onu söyleyelim. Ben de bir yandan burayı izliyorum. Başladığı anda size haber vereceğim. Şimdi Fethi Kabir işleminde başlangıçta yavaş yavaş taramalı bir kazma işlemi olacak. Çünkü yıllardır gömülü bir şekilde basık bir toprak bu. Gazın çıkması hasabıyla de bu işlem yapılacak. Daha sonra basit bir Fethi Kabir işlemi olmayacak. Sadece DNA alınıp aileden başka biriyle DNA eşleştirmesi yapılmayacak. 10 yılı aşmış bir süredir gömülü halde bulunması nedeniyle şu an hemen sözüme ara verip şu kısmı söylemek istiyorum, yorumlamak istiyorum size. Ağacın başında ailenin diktiği palmiye ağaçları vardı. Mezarın üstünde aslında özellikle mezar taşının belli olmaması amacıyla bunu yaptıkları iddia ediliyordu. İşte o palmiye ağaçları kesiliyor. Cem Garipoğlu'nun mezarındaki palmiye ağaçları kesiliyor. Bu şu anlama geliyor. Birazdan kazma işlemi gerçekleşeceği anlamına geliyor. Ben size Fethi Kabir'deki Fethi Kabir'den sonra adli tıptaki işlemi tekrar söylemek istiyorum. Burada sadece tek bir DNA örneği alınmayacak demiştik. 10 yılı aşmış olması hasebiyle artık kemiklerin dahi bir kısmının yok olma ihtimali söz konusu olduğundan ya da DNA'ya ulaşılamayacak durumda olması nedeniyle bütün kemikler buradan çıkarılacak, adli tıpa götürülecek. Özellikle adli tıpta gördüğünüz malzemelerle, bakın şu an mesela mezarlık çalışanları, adli tıp ekipleri sürekli kazıda kullanılacak. DNA işlemi için kemiklerin alınacağı noktada parçaları alabilmek açısından kullandıkları ürünleri de yavaş yavaş artık getirmeye başlıyorlar, eksik olanları. Adli tıpta bütün kemikler incelenecek ama öncelikle sırt kemiği büyük bir kemik parçası olduğu için, dişler ve kaldıysa saçlardan aslında bir DNA eşleşmesi söz konusu olabilecek adli tıpta. 10 yılı aşmış olması hasebiyle Cem Garipoğlu'nun ölümünün ve buraya gömüldüğü iddiasına sonra neden iddia diyoruz? Çünkü hep bu sorgulanıyor. Acaba öldü mü? Kaçtı mı? Yaşıyor mu? Ailesi cezaevinden kaçırmış olabilir mi diye. Neden 10 yıldır bunu tartışıyoruz? Çünkü Cem Garipoğlu'nun Münevver Karabulut'u vahşice katlettikten sonra 197 gün boyunca kaçabilmiş olması polisten ve bir türlü yakalanamamış olması, kendi ayağıyla gelene kadar da belki bir 197 gün daha geçecekti. Bunun yanı sıra cinayetin işlendiği evden onlarca bin dolardan 70 bin dolara kadar bahsedilen bir miktarın kaybolduğu iddiası, polislere açılan soruşturma, güvenlik görevlilerine açılan soruşturma, aldıkları cezalar, kamera kayıtlarının sonradan silindiğinin tespit edilmesi, adli tıpta delillerin karışması, bunların hepsi aslında kamu kurum ve kurumlarına ne yazık ki hem zarar verdi hem de güveni zedeledi Münevver Karabulut cinayetinden sonra. Öyle ki Cem Garipoğlu'nun yüksek güvenlikli Silivri cezaevindeki 3 kişilik koğuşta tek başına kalıyor olmasına rağmen acaba kaçırıldı mı ihtimallerini bile hep insanların akılına getirdi. Nedeni ise ailenin hep çok nüfuslu, zengin bir aile olmasına da hep bu durum dayandı. Şimdi artık bugün itibariyle Fethi Kabir işlemi yapıldıktan sonra adli tıptan çıkan sonuç bu sorulara yanıtları kesin olarak vermiş olacak, yanıtlamış olacak. Şimdi artık ağaçların, palmiye ağaçlarının size kesildiğini söylemiştik. Zannediyorum mezarın başındaki palmiye ağaçları tamamen artık sökülmüş oldu. Şimdi yavaş yavaş aslında çöp torbası poşetleri çıkıyor. İşlemler başladı. Ekipler burada olay yeri inceleme ve
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışan görevliler kazma işlemine şu an itibariyle başlamak üzereler. Savcının katibini ben buradan baktığımda görüyorum. Anadolu Savcısı bu noktada ilgileniyor. Özellikle ve soruşturmayla neden? Şunu söyleyelim. Cem Garipoğlu Silivri cezaevinde intihar etmiş olsa da gömülü bulunduğu yer Anadolu'da, Üsküdar'da. Bu sebeple Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir yazı yazdı ve bu talepte bulundu, Fethi Kabir talebinde. Evet, şu an 10 yıl önce intihar ettiği için gömüldüğü iddia edilen, acaba o mezarda Cem Garipoğlu mu yatıyor, başkası mı yatıyor, kaçırıldı mı diye sürekli insanların kafasında soru işareti uyandıran Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun mezarı kazılıyor. Karacaahmet'teyiz ve burada Fethi Kabir işlemi an itibariyle gerçekleşti. Ve kameraman arkadaşım Özcan Öztürk de size o anları an be an ekranlarınıza taşıyor. Kazma işlemi bittikten sonra bütün kemik parçaları, bakın şu an kazma işlemi gerçekleşiyor. Bütün kemik parçaları alınacak, bir ceset torbasına konulacak ve adli tıpa götürülecek. Ve adli tıpta şu an işte torba da gelmeye başladı. Adli tıpta da daha sonra inceleme gerçekleşecek. Çıkan sonuca göre de soruşturma ya artık takipsizlikle sonuçlanacak. Yani bu kişi Cem Garipoğlu'dur diye kesin kanaat getirildikten sonra takipsizlik alacak ya da belki de Cem Garipoğlu çıkmazsa o zaman çok daha farklı şeyler yaşanacak. Bugün 15 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun mezarda bile neredeyse kötü insanların rahat yatamayacağını gösteren o durumu ekranlarınıza taşırdık. Fethi Kabir işlemi başladı. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika sonra da bitecektir. An be an tüm gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Ceylan Sever, çok teşekkürler. Yani 197 günün ardından geldi Cem Garipoğlu. Çünkü 197 gün boyunca da Türkiye gündeminde tutulmuştu bu konu bulunabilmesi için. Ve şimdi yıllar sonra mezarı açılıyor. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Tekrar konuklarıma dönüyorum, iç siyasete dönüyorum. Bir yandan mezarlıktaki ve adli tıptaki çalışmaları elbette takip ediyoruz ve aktaracağız. Önceki gün mecliste Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasama yılı açılışındaki konuşmasını ayakta alkışlamaları üzerine sorulan soruya CHP Genel Başkanı'nın cevabı şöyle. Bu konuda bir grup kararı almadık. Cumhurbaşkanımızı ayakta karşılayacağız dedik. Kimseye de zorla ayağa kalkacaksınız demedik. Altan Öğmen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın gibi 3 eski genel başkanımdan görüş aldım. Onlar da uygun gördüler. Zor bir karar verdik. Siyasi sorumluluğu bana ait bir bedel ödenecekse ben alacağım. Yeni bir siyaset izliyoruz. 2007'den beri biz kalkmıyorduk Cumhurbaşkanı konuşmalarında diyor Özgür Özel. Ve sonuç aldığımızı görüyoruz. Mehmet Bey, nasıl yorumluyorsunuz? Yeni bir siyaset izliyoruz ve sonuç aldığımızı görüyoruz. Ayağa kalkıp Cumhurbaşkanı alkışlamakta bu yeni siyasetin bir göstergesi. Bir bedeli varsa ben ödeyeceğim ifadesini Özgür Özel'in. Şimdi bir yıl önce olmuş olsaydı, bu programı yapmış olsaydık, hı hı, haber başlığımız veya konuştuğumuz konu şu olacaktı. Cumhurbaşkanının meclise açılış konuşmasında 1 Ekim'de gelmesini, işte Cumhuriyet Halk Partisi ayağa kalkmadı. O zaman diyelim HDP, DEM ayağa kalkmadı, şu parti ayağa kalkmadı falan diye bunu konuşacaktık. Aslında evet, bence siyasette anormal olanın o olduğunu düşünüyordum. Cumhuriyet Halk Partisi ayakta alkışlamadı ama ayağa kalktı. Birkaç milletvekili benim gördüğüm kadarıyla ayağa kalkmadı ama ekseriyet dışarıda olanlar da varmış bu nedenle gelmeyenler, evet, evet, salona yani dışarıda gelmeyenler. Dışarıda olanlar da vardı, evet. Hı-hı. Ama hiç olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının ayağa kalkmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin hemen hemen hepsi diyelim ayağa kalktılar. Bu bence Özgür Özel'in genel başkan seçildikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir önceki genel başkanı selefinden farklı bir tavır ortaya koyarak, kardeşim ben böyle siyasette sürekli gerginlik üzerine değil, ben yeni bir tarz ortaya koyuyorum yaklaşımının ben yeni bir yansıması olarak görüyorum. Aslında, hı hı, doğal olanın bu olduğunu düşünüyorum. Ama benim gördüğüm kadarıyla yani zaten biliyorsunuz mecliste Sayın Balbay benden önce mecliste bulundu.
Bu konuda daha da deneyimli. Biz aynı yerde yemek yiyoruz. Aynı salonda biliyorsunuz bulunuyoruz genel kurulda. Karşılaştığımız zaman sohbet ediyoruz. Birbirimizin odasını da ziyaret ediyoruz. Onu da söyleyeyim. Farklı siyasi partilerden. Yani biz orada şey olarak bulunmuyoruz. Hani düşman siyasi partiler olarak bulunmuyoruz. Yani tabii rakip partileriz. Yani rakip partiyiz diye arkadaş olmayacağız veya konuşmayacağız. Medeni ilişkilerimiz olmayacak veya Türkiye'nin belli temel konularında bir araya gelmeyecek diye bir şey yok. Yani birileri böyle bekliyorsa veya bu konuda ki insanlar zaman böyle zaman beklemiyorlar ama insanlar da tabii o meclis koridorlarında olmadığı için kamuoyu önünde yapılan açıklamalar, mitingler ya da kürsü konuşmaları ya da grup toplantısı konuşmaları, röportajlardaki ifadeler üzerinden bakıyor. İşte Sayın Bahçeli ile Sayın Özel'in resepsiyondaki konuşması mesela bunun üzerinden bir şaşkınlık yarattı. Aynı gün çünkü çok sert ifadelerle Özgür Özel'e seslenmişti, yönelik ifadeleri olmuştu Sayın Bahçeli'nin. O gün Özgür Özel çok yumuşaktı. O da sonrasında tekrar Devlet Bahçeli'ye yönelik o konulara yani gündeme ilişkinine cevap verdi. Orada insanlar belki de bir... Siz o koridorları bilmediği için o şaşkınlığı yaşıyorlar. Biraz doğal değil mi bu Mehmet Bey? Doğal ama bunu besleyen bazı girişimler de var. Bazı siyasetçilerimizin bunu besleyen tavırları veya bunu sürdüren tavırları var. Ona da geleceğim. Ama hiç olmazsa bunun böyle olmadığını göstermek için en azından bugün hem bir siyasi milletvekili yapmış bir gazetecimizin sevgili Balbay'dan bahsediyorum. Hem de şu anda ben genel kurulda bulunan biri olarak... En azından mecliste işlerin nasıl işlediği konusunda bir resim çizmekte, topluma bunu ortaya koymakta fayda vardır diye düşünüyorum. Ben hiçbir genel başkanla karşılaştığımda, yani diğer partilerin, AK Parti milletvekiliyim ama diğer partilerin milletvekili genel başkanlarıyla özellikle karşılaştığımda elbette ki saygı duyarım. Elbette ki selam veririm. Yani tavırlar budur. Onların da bu şekilde tavır ortaya koyduğunu görüyorum. Zaman zaman aynı masaya oturup yemek de yersiniz. Zaman zaman telefon açıp odasında buluşursunuz. Onlar size mesela dün bana farklı siyasi partilerden milletvekili arkadaşlarım, bak arkadaşlarım diyorum, gelip sohbet ettik yani. Meclis açıldı işte yazın ne yaptın falan diye. Herkes böyle, bunlar yaşanıyor. Ama genelde bazen bakıyorsunuz ilginçtir. Yani bu özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu sürdürmek, yani geçmiş yıllardaki gerginlik siyasetini sürdürmek gibi bir tavır var. Burada bence sıkıntının, yani onu özellikle bu kelimeyi özellikle seçiyorum, bu kavramı özellikle seçiyorum. Sayın Özgür Özel'e istedikleri gibi bir genel başkanlık yaşatmıyorlar. Yani onu görüyorum. Hatırlayalım, bir normalleşme, siyasette yumuşama falan o tabirler ortaya çıktığında yine sert bir şekilde biliyorsunuz açıklamaları işte tweet attı Sayın Kılıçdaroğlu. Dünkü tavra baktığınız zaman orada da yine Sayın Özgür Özel'e yönelik yani çok sert şeyler var, cümleleri var. Yani işte iktidarla müzakere edilmez, bilmem şunlar yapılmaz, mücadele edilir. Yani bu mücadeleyi şu şekilde anlamamak lazım. Ya siz rakip siyasi partiler, cepheler kazıp birbirinizi ateş etmiyorsunuz. Elbette ki farklı siyasi politikalar var. Bu politikaları en azından ben siyaset öyle görüyorum. Siz kendi politikalarınızı ortaya koyarsınız. Demokratik ülkelerde siz bunu topluma sunarsınız. Toplum bu programlardan, bu kadrodan birini onaylar, birini işte belli bir oranda onaylar, birini başka bir oranda onaylar. Bunlar da parlamentoya yansır. Yani bu şekildedir. Milli iradenin bu şekilde yansıması olarak görülür. Ama benim gördüğüm kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir tavrı var. Diğer siyasi partilerin veya Cumhurbaşkanlığı meşruiyetinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden geçtiğini düşünüyor. Ya Türkiye'de bir siyasetçinin veya siyasi partinin meşruiyeti Cumhuriyet Halk Partisi'nden geçmiyor. Tek parti dönemi değil bu. Demokratik ülkelerde şöyle, kimin meşru olup olmadığını demokratik ülkelerde kim ortaya koyar? Millet ortaya koyar. Meşruiyet kaynağı milletin iradesidir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun falan tavrı değildir. Ama benim gördüğüm kadarıyla hem Cumhuriyet Halk Partisi içindeki şimdiden daha erken hemen seçim günü neredeyse başlayan, seçimden öncesi de vardı ama evet. Cumhurbaşkanlığı yarışı ve Sayın Özgür Özel'in seçilmesinden sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda bir baskı oluşturmaya başladığını görüyoruz. Tabii bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi sorunu. Yani biz sadece dışarıdan izleriz, yorum yaparız. Evet. Bu konuda tavrı yani neyse partimiz açısından onu değerlendiririz. Ama benim gördüğüm kadarıyla dün iki
tavır çok konuşuldu. Mecliste de konuşuldu. Bunlardan bir tanesi yine konuştuğumuz konu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin genel başkanıyla birlikte Cumhurbaşkanı'nı ayakta karşılaması. İkincisi Sayın Devlet Bahçeli'nin biliyorsunuz orada iki tavrı önemliydi. Hem Özgür Özel'le hem de özellikle DEM Partisi'nin eş başkanı başta olmak üzere Tuncer Bakırhan'la masasından kalkıp yani koltuktan kalkıp gelip onunla tokalaşması. Yanılmıyorsam herhalde bir başsağlığı olayı olduğunu duydum. Ondan sonra DEM Partililerin Sayın Bahçeli'yle tokalaşması iki gündür neredeyse evet, meclisin en yoğun konusu bunlardı. Onu da ayrıca soracağım ama bu ayağa kalkma konusunda Mustafa Balbay'ın da fikrini merak ediyorum. Siz rahatsız oldunuz mu? Çok rahatsız olanlar oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Doğru muydu ayağa kalkmak? Şimdi tabii Serap Hanım bu zaman dilimi içinde ben de 7 konuyu işleriz diye düşünmüştüm. Hı hı. Tabii ki biri Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Ama enflasyon açıklandı. Sanki evet. Böyle siz de saat 10'da işlediniz. Böyle firmaların indirim rakamları gibi. Yıllık 49.9, aylık 2.9. Hakikaten tam TÜİK'vari bir durum. Ama enak 2 katı. İsrail müthiş bir, bugün yine oradan haberler var. Beyrut'u ve Türkiye'yi bombalıyor, o ateşin evet. içine çekme söz konusu. Hı hı. Sonuçta Türk iş bile, Türk iş dahi hatta sokağa çıkma kararı aldı. Ekonomide böyle bir durum var. İşçiler Ankara'ya yürüyor. Anayasa tartışmalarıyla başladı meclis. Evet. Ve okullarda eğitimin içeriğini bıraktık. Temizliğini konuşur olduk. Yani bütün bu gündem maddelerini tabii ki zamanımız yettiğince konuşuruz diye değerlendiriyorum. Evet, başka başlıklarımız elbette var. Bu konuyla gitmeyeceğiz ama bunlar yani sizler, tabii siz ki. Eski siyasetçisiniz ama yani bence bugün tabii de ki. Siyasetçisiniz. Evet. Sayın Şahin zaten milletvekili. O yüzden tamam. bu kadar kaynayan bir konuyu size sormazsak olmaz. Tabii ki. Eski demeyelim isterseniz eskimeyen siyasetçi. Eskimeyen siyasetçi. Yani tamam öyle. Evet. Doğru. Tabii ki gelişmelerin içindeyiz doğal olarak. Şimdi iki boyutu var olayın. Biri Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu sadece isimlerin değil gerçek partinin bir siyaset izleme politikasındaki değişiklik. Her değişiklik sancılıdır. Sayın Şahin de bilecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi de kuruluşu sancılıydı. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasından sonra Davutoğlu yaptı. Davutoğlu çok kısa sürdü ömrü. O değişim sancılıydı. Şu andaki durum da aynı değil ama tartışma ortamı itibariyle de belki de 2010'lu yılların Abdullah Gül, Bülent Arınç, Recep Tayyip Erdoğan tartışması gibi değişik bir tartışma var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Çünkü iki nedenle. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olma fırsatını yakaladı. İki, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki aktörler arttı. Şu anda çok önde olmayan aktörler de var. Hani biz şu anda Kılıçdaroğlu'nu, Özgür Özel'i ve İmamoğlu'yla yavaşı konuşuyoruz ama tabii ki büyüyen hareketlerin içindeki kadro da büyür. Bu evet. sancılar var. Cumhuriyet Halk Partisi içinde de Kemal Bey yanlış gördüğü bir şeyi anında eleştiriyor. Böyle bir iç değişim sancısı var. Öteki ayağı ise Serap Hanım, sistem şu anda Erdoğan Cumhurbaşkanı mı, AKP Genel Başkanı mı? İkisi de. Şimdi ikisi de olunca özellikle siyasetin çok keskin olduğu bir ortamda doğal olarak AKP Genel Başkanı olarak muhalefete yükleniyor. Yerine göre saldırıyor. Yerine göre işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin çöp, çamur, çukur deyip 3Ç'ye endeksliyor. AKP Genel Başkanı olarak. Ama bunları Cumhurbaşkanı sıfatını giydiğinde söylediğinde ise o zaman gerçekten iş çatallaşıyor. Ve şu anda Türkiye'de geçmişten bugüne Cumhurbaşkanı'na hakaret davalarının %96'sı Erdoğan'ın, %4'ü Demirel, Özal, Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Serin. Onlar da kendileri başvurmuyorlar. Savcılar resmen bu Cumhurbaşkanı'na hakarettir demişler. İşte bu ikilem bence önceki günkü sonucu doğurdu. Nitekim Özgür Özel hani Cumhurbaşkanı gelirken ayağa kalktı, şimdi giderken kalkmadı. Niye kalkmadı dendi de ya AKP Genel Başkanı gibi konuştu dedi. Yani bu ikilem Türkiye'nin gündeminde, ben sadece bir muhalefet söylemi olarak söylemiyorum bunu. Bu ülkenin vicdanına sesleniyorum. Yani bu ülkeye herkesi kucaklayan tarafsız bir cumhurbaşkanı şart. Ya da AKP Genel, yani iktidar partisinin genel başkanı olduğunuzda
Bunu gözetmeniz de şart. Erdoğan bunu gözetmiyor. Siz orada olsaydınız AKP, o gün, siz orada olsaydınız katılan vekillerden mi olurdunuz, dışarıda olanlardan mı olurdunuz Mustafa Bey? Doğrusu genel anlamda Erdoğan bir partinin genel başkanı sıfatıyla konuştuğu için bir genel başkan şeklinde davranırdım. Yani çünkü cumhurbaşkanı şeklinde konuşmuyor Erdoğan. Ya kalkmaz mıydınız onu mu anlıyorum? Genel başkan şeklinde. Kalkmazdım. Kalkmazdınız. Ama karşılaşınca da elini sıkardım. Merhaba derdim. Örneğin kurultay şeyde tören salonundaki kokteyl hakikaten çok dolma bir kokteyldi. Ömrümde hiç bu kadar dolmayı bir arada görmedim. Patlıcan, domates, biber, bütün dolma çeşitleri koymuşlar. İlginç bir kokteyldi. O gurmelerin işi tabii ama. İlginç bir ayrıntı oldu. Ben de Devlet Bahçeli ile denk... Evet, Devlet Bahçeli ile girdik. Elini sıktım. Merhaba dedim. İnsani bir şey bu. Efkan Alay'la konuştum. Yani hani şey değil, karşılaşınca selamlaşmak peki, ayrı peki, bir şey. Peki Özgür Özel'le Devlet Bahçeli'nin o şey. Konuşması, kırılmıyorsun değil mi siyaseten, bazen böyle ifadelerimiz oluyor. Yo hayır kırılmıyoruz, sevgi saygı eksik olmasın. O konuşmayı siz nasıl buldunuz? Çünkü o gün kürsüden sert ifadeleri oldu, evet. Sayın Bahçeli'nin tam da akşamına denk gelince. Ben tabii biraz ileri bir buluşma oldu. Böyle hani hem döverim hem severim gibi bir tablo oluşmuş oldu. O gün Devlet Bahçeli CHP'ye ayağını denk al dedi. Kimi gazetecilere ayağını denk al dedi. Hani bir genel başkan hangi pozisyonda olursa olsun ve hangi nedenle olursa olsun ayağını denk al dememeli. Mesela diyemez. Orada resepsiyonda ne diyemez. Olabilirdi? Yani diyelim ki çok fazla yumuşak hep deniyor ya Özgür Özel'e. Ya bu kadar böyle bir durum var, nasıl bu kadar yumuşak davranılıyor? Ama mesela resepsiyonda ne denebilir? Hani bir tavır koyacaksa bir siyasetçi orada konur mu onun tavrı, ya da bilmiyorum yani, siz oradan bunu Mehmet Bey'e de sormak isterim. Evet yani bundan şöyle, bir rahatsızlık duymuş bir genel başkan, yani siyaseten de bu ifadelerden rahatsızlık duymuş, bu bizim için kabul edilemez deniyor, diyorsa ki dedi daha sonra. Ama resepsiyonda nasıl bir tavır verilir ya da verilmeli mi? Şimdi bir defa ne olursa olsun hepimizin, Türkiye'de siyasetin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Hı hı. Orası merkezdir, orası çözüm yeridir, orası Sayın Şahin'in dediği gibi bir buluşma yeridir. Ama aynı zamanda da bir duruş yeridir. Hani ben olsam Devlet Bahçeli'yi görünce o konuşmadan sonra çok yanına yaklaşmazdım. Ama onun duyacağı şekilde yaklaşacaktım ama ayağım tam denk gelmedi, denk alamadım, kusura bakmayın derdim. Ha yani ona bir... Mehmet Bey, beğendiniz mi bu cevabı da böyle bir kahkaha attınız? Sayın Malva, yani ona bir bir cevap vermeden olmazdı diyorsunuz yani Mustafa Bey. Yani ona böyle ufak olmazdı, bir kinaye yapmak gerekirdi diyorsunuz. Yani evet, denk alamadım ayağımı, yaklaşamıyorum kusura bakmayın derdim. Yani. Peki. Ama selam verirdim çünkü bu o mecliste küslük şık bir şey değil, iyi bir şey değil. O meclis öksürürse Türkiye zatürre olur. Meclise zaten küslük olmasın. Biz hakikaten böyle biraz espri, o kadar iyi geliyor ki siyaset esprileri olsun, tokalaşsınlar, tatlı sohbet olsun. İzleyelim. İnsanı rahatsız eden o tatlı sohbet değil ki. İnsanları rahatsız eden onun dışındaki hep birbirlerine yönelik sert ifadeler. Yoksa herkesin yüzü gülse de daha yumuşak bir şekilde yapılsa siyaset neden rahatsız edici olsun? Tabii. Mehmet Bey, ne diyorsunuz buna? Tatlı sohbetin de dozu önemli. Dozu önemli, doğru. Ya ayağa kalkmazdım dedi Mustafa Bey, ona ne diyorsunuz? Bu ayağımı ne denk gelmedi de gelemedim derdim. Ayağımı denk alamadım, yaklaşamıyorum kusura bakmayın derdim. Nasıl diyor? Birer cümle, bir cümle alayım, oradan bu dem konusuna geçeceğim. Tabii. Şimdi Sayın Balbay, kelime ve kavramları onlarla oynamayı ve evet, biliyorsunuz hem yazılarında yani seviyor. Ben de bir şey ama, yok, Türkçe çok zengin. Ondan hiç şüphemiz yok. Şimdi ama Sayın Bahçeli ile karşılaştığı zaman böyle bir tavır yapacak, hesabı yapacak zaman olur muydu onu bilmiyorum. Yani şöyle görmek lazım. Ben açık söylüyorum. Yani mecliste yani elbette ki duruş, yani dikkat edin, yani bir milletvekili, bir genel başkan çıkar. Orada görüşlerini net bir şekilde söyler. Yani Sayın Balbay'la ben yaklaşık 5 aydır falan program yapıyoruz. Konuşuruz, sohbet ederiz.
Ama biz program yapıyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz diye ne Balbay görüşünden taviz verir, farkındaysanız, ne de ben görüşünden taviz veririm. Ama bu ikimizin birbiriyle kötü olacağı anlamına gelmez. Hele mecliste. Hele mecliste. Evet. Yani zaman zaman ortak hareket etmeniz gerekir ülkenin belli konularında. Siz çünkü sorumluluk hissediyorsunuz. Artık meclisteki tavrınız bazen, hani bazen demeyeyim, meclisteki tavrınız siyasi tavır değil, şahsi tavır değil artık. Yani sizin orada bir kimliğiniz var. O kimliğiniz artık sizin temsil ettiğiniz kitleyi de peki, süreyi iyi kullanmak için araya giriyorum. Yani bu meclisteki tavır ve temaslarla ilgili zaten bunu da kapsayacak bir şey bu konu. Devlet Bahçeli'nin HDP ile tokalaşması, DEVEDEN Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın bu konudaki yorumlar üzerine cümleleri, bence anormal bir durum yok. Aslında meclis çatısı altında olması gereken bir tabloydu bu. Bugüne kadar müzakere, diyalog zemini olmadığı için herkes şaşırmış olabilir. İnsanlar bizi niye buraya gönderdi? İşte bu çözüm yollarını üretmek için mealinde açıklamaları var. Özgür Özel de dedi ki, Erdoğan normalleşmeyi bitirmeye yönelik çok sert sözler söyledi. Teğmenlerin yeminiyle ilgili de yine sert sözler söyledi. Devlet Bey gördüğüm kadarıyla şunu yapmak istiyor, normalleşmeye biz de katılalım, tek başına CHP'ye kalmasın diye düşünüyor dedi. Buna ne diyorsunuz Mehmet Bey? Her hareketi siyasi parti liderleri ve siyasetçiler anlamlandırmaya çalışırlar. Bu nedir diye. Hem kendilerinin yapmış olduğu hareketleri, diyelim ki liderlerinin yapmış olduğu hareketleri, hem de başka siyasetçilerin ve liderlerinin ortaya koymuş olduğu tavrı okumaya çalışırlar. Meclisin ilk günü gerçekten, çünkü biz meclis tatil demeyen, yani çünkü meclis tatile giriyor ama milletvekili tatile girmez. Yani en yoğun olduğumuz dönem bizim için yaz ayları oldu. Şimdi meclis tatile girerken maalesef hoş olmayan hem cümleler, kelimeler hem tavırlar ortaya kondu. Yani hatırlayalım, yine konuştuk. Ama şimdi ilk meclisin açıldığı 1 Ekim'de o diyalog açacak veya hiç beklenmeyecek sembolik tavırların ortaya çıkması, açıkça söyleyeyim, mecliste böyle bir şey oluşturdu. Ne onun ismi söyleyeyim? Olumlu bir hava oluşturdu. Ama siyaseten yani de bir şey değişiyor mu diye de bir soru soruldu. Çünkü hani MHP'nin bugüne kadar DEM Parti ile ilgili söylemleri çok net, çok keskin. Yani bir süren dava var. Burada acaba bir politika değişikliğinin de habercisi mi, nereye varır diye de bir soru soruldu. Yoksa resepsiyonla mı sınırlı? Hangisi? Ben Sayın Bahçeli'nin, şimdi şöyle bir dönem var. Sayın Bahçeli herhalde meclisteki benim gördüğüm en deneyimli siyasetçi Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli sadece bir parti değil, bir hareketi de aynı zamanda temsil ediyor. Ve Sayın Bahçeli öyle çok konuşan bir siyasetçi de değil. Onun için belli, bazen sembolik tavırlar ortaya koyuyor. O tavırlar ilk defa tartışılmıyor, geçmiş dönemde de tartışıldı. Evet, Sayın Bahçeli'nin ve partinin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle PKK'yla, bölücü örgütle diyelim ki ilişkisi olan siyasi parti çizgisinden gelenlerle ilgili tavrı belli zaten. Bu konuda tavizsiz bir tavır ortaya koyduğunu görüyoruz. DEM partililerin ve selefi olan partilerin ve temsilcilerin tavrına baktığımızda onları da görüyoruz. Bu burada Sayın Bahçeli bir tavır ortaya koyduğunda bunun bir etkisi ve tartışma alanı açıyor. Yani bu tartışma götürmez. Dün de özellikle koltuğundan kalkıp Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması bittikten sonra DEM sıralarına yürüyüp gidip, evet, orada tokalaşması bence konuşulur mu? Konuşulur. Tabii. Geçmiş dönemde de hatırlayalım. Yani yanılmıyorsam o dönemde Sayın Balbay mecliste miydi tam hatırlamıyorum ama yine genel kurul salonundaydı galiba. Hasip Kaplan'a galiba, gel Hasip şuraya otur der gibi bir tavrı olmuştu. Ahmet Türk'le de sanki, değil mi, yani tokalaşmışlardı, öyle hatırlıyorum. Aklıma. Ahmet Türk'le. Ahmet, yanılmıyorsam, Ahmet Türk'le sınıf arkadaşı olabilir belki. Belli bir dönem birlikte okudukları konusunda, yani ben siyasi parti liderlerinin hayatlarını önemserim. Sayın Kılıçdaroğlu'yla biliyorsunuz, Sayın Devlet Bahçeli sınıf arkadaşı. Evet. Yanılmıyorsam belli bir dönem aynı sınıfta Ahmet Türk'te vardı. Yani öyle biliyorum. Yanılmıyorsam bendeki hatırladığım bilgi o. Evet. Ahmet Türk'le de zaman zaman işte konuşma şey oluyor. Sonra Ahmet Türk sanırım başka bir üniversiteye gidiyor veya bırakıp işte ailesinin işleri ilgileniyor. Ama belli bir dönem sınıf arkadaşlıkları yaptıklarını bendeki bilgi bu. Şimdi Hasip
Kaplan'a yönelik böyle bir tavrı da çok konuşulmuştu. Şimdi söylemdeki farklılığa bakıp o tavrı ortaya koyduğunuzda özellikle Sayın Bahçeli'nin biliyorsunuz bazı tavırlarının sembolik anlamları oluyor mu? Evet oluyor, tartışılıyor. Bence ilk meclisin ilk günü Sayın Bahçeli'nin ortaya koymuş olduğu bu tavır konuşulur mu? Konuşulur. Bu yeni ama bir daha, çağrı mı? Ama daha da öteye onu gitmez der gibi bir tonda söylediniz. Öyle anladıysam buradan da Mustafa Balbay'a döneyim. Doğru mu anladın? Benim şöyle hemen bitireyim. Benim gördüğüm Sayın Bahçeli o tavrı koydu ama duruşundan taviz verir mi zannetmiyorum. Siz nasıl yorumladınız Mustafa Bey bu teması? Ben anayasaya yordum biraz da. Yani çok hani karşılaştılar da el sıkıştılar diye bir durum oluşmadı. Hmm. Devlet Bahçeli bir planlamayla kalktı. İşte bir 7-8 adım attı, elini sıktı. Yani önümüzdeki dönem anayasayla ilgili olarak tabii uç demeyelim ama iki farklı yaklaşım olacak. Yani AKP açısından bir MHP'nin yaklaşımı çok önemli doğal olarak. Hı hı. Bir de tabii DEM Parti yanıma çekebilir miyim tartışması var. Ben Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Erdoğan'ın bilgisi dahilinde konuştuğunu düşünüyorum. Öyle düşünen kesimleri de bir şekilde anayasa değişikliği... Yani anayasanın ilk dört maddesi yönelik konusundaki çıkışını Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgisi dahilinde yaptığını mı düşünüyorsun? Evet. Zekeriya Yapıcıoğlu'nun evet. Evet. Yani çünkü zaten Erdoğan şunu söyledi. Bizim böyle bir sorunumuz, böyle bir gündemimiz yok. Evet. Ama herkes düşüncesini özgürce ifade edebilir dedi. Şimdi anayasanın ilk dört maddesi değiştirilebilir, değiştirilemez tartışmasına tabii ki şimdi girmeyelim. Ama şimdi kırmızı ışıkta durmak şart mı değil mi tartışması gibi bir şey. Türkiye'nin başkentini değiştirebilir kılmak, bunu değiştirilebilir diye düşünmek, resmi dilimizi değişebilir diye düşünmek, bayrağımızı değişebilir diye düşünmek, fiilen günlük hayatta kırmızı ışıkta durmalı mı durmamalı mı diye düşünmeye benzer. Bu ülkenin temel kilit taşıdır. O hani binaları ayak tutan kilit taşıdır bunlar. Yani o zaman bu tokalaşmayı da bunun bu yani bu iddianızın devamı olarak mı düşünüyorsunuz? Şöyle önümüzdeki dönem Numan Kurtulmuş bir tur attı biliyorsunuz. Evet. Bütün siyasi partiler yeniden başlayacak. Şimdi yeniden başlayacak. O yeniden başlangıç içinde bir Devlet Bahçeli de bu iktidarın yani Erdoğan'ın tabii ki anayasa değişikliği ilgili tartışmaların içinde bir anlamda belki DEM'e de DEM Parti'nin hassasiyetlerini de böyle sıcak gelebilecek kim maddelere ben Devlet Bahçeli'nin hayır der demez ayrı konu. Şimdiden böyle bir tartışmaya girmek olmaz zaten. En azından bir kapı araladığını ben yorumladım. Görür görmez aklıma bu geldi. Yani DEM'e bulunan bu maddelerde kapı aralamak iktidar adına anayasa çalışmalarında ne getirir? İlk dört madde değil. Genel İlk dört anlamda, maddeyi demiyorum. İşte genel anlamda yani anayasa evet. konusunda bir bazı maddelerde uzlaşı ya da temas ya da olumlu bir iletişim. Yani böyle bir iktidar kanadından, Cumhur İttifakı'ndan böyle bir adım geliyorsa bu anayasa çalışma sürecinde ne getirir iktidara? Nasıl bir kazanım getirir? DEM'le ortaklaşabilmek ya da bazı konularda temas, uzlaşı anayasa üzerinde? Şimdi Türkiye'de tabii anayasa AKP döneminde hep deneme yanılma yöntemiyle değiştirelim değiştirmeyelim oldu. Biliyorsunuz Türkiye'nin siyasi tarihinde 2-12 Eylül var. 12 Eylül 1980 ve 12 Eylül 2010. İkinci 12 Eylül 15 Temmuz'u getirdi beraberinde. Yargıda büyük bir başka bir sorun yaratarak. Şimdi o da bir anayasa değişikliğiyle doğdu biliyorsunuz. Şimdi bu yeni anayasa değişikliği tartışmaları Serap Hanım, hı hı. Zekeriya Yapıcıoğlu'nun çıkışıyla birlikte bence sakat doğdu. Hı. Yani o tartışmaları öne koyarak. Ama Erdoğan'ın biz herkes görüşünü söylesin. Mesela ilk dört madde ilgili sorunumuz yok demek bir cümledir. Ama ilk dört madde bizim de temel bakışımızdır. Bunun gündeme gelmesini dahi istemeyiz demek ayrı şey. Bu tartışmaları bir ortaya atacaklar. Sonra Erdoğan yeni bir adım ve nihai olarak Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmasına giden bir değişiklikle birlikte bunu noktaya koyacaklar. Ben süreci yani tabii. Böyle bir süreç CHP'nin bir desteği olmadan
seçimi yenilemek ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmasının yolunu açmaya yeter mi? Ya da bunu oluşturur mu bu zemini? Onu anlamaya çalışıyorum. Şöyle görünen, hani biraz önce söylediğim gibi, hani deneme yanılma, bir hamle atma, deni yanına çekme. Şimdi İyi Parti de örneğin, İyi Parti de yanına çekebildiklerinden, hani 360'ı zorlamakta kendilerince zorlayabilirler. Ben o gece, yani 1 Ekim akşamı Efkan Ağlay'la ayaküstü biraz konuştum. İşte meclisin kendini rüştünü ispatlayabileceği bir süreç olarak da görüyoruz. Sivil siyasetin bir süreci olarak da görüyoruz dedi. Tabii ki o bakış açısı da kıymetlidir. Ama bence başlangıç şekli Zekeriya Yapıcıoğlu ile birlikte sakat doğdu diye değerlendiriyorum. Peki. Ama Yapıcıoğlu'nun 1 Ekim'de dahi konuşmaya devam etmesi de benim kendi kişisel değerlendirmem, planın bir parçası. Planın bir parçası mı Mehmet Bey bu çıkış? Böyle bir plan mı var Sayın Bahçeli'nin de tokalaşması böyle bir çerçevede diyor Mustafa Bey? Benim gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar bir tedirginlik içindeler. Yani bir tedirginlik dediğim böyle bir olaya korkuyla yaklaşıyorlar. Yani bir olayı anlamaktan daha çok vardır bu harekette bir anlam, bir hinlik anlamında. Başka kelime bulamadığım için bunu kullandım. Böyle bir tavır ortaya koyuyorlar. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Anayasanın ilk 4 maddesini, yani gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla iyi bildiğimi düşünüyorum bu alanı. Cumhuriyet Halk Partisi tartışır ama MHP tartışmaz. Sebebini de söyleyeyim. Hatırlayalım, bir anayasa altılı masanın ekibi, biliyorsunuz, bir anayasa taslağı orada bir, daha doğrusu yine aynı madde çerçevesinde bir taslak vardı. Yine aynı madde çerçevesinde tartıştılar ve toplumdan gelen tepkiyi de görünce böyle gizli kaçaklı bir çalışma yaptılar. Sonra o taslağa kimse sahip çıkmadı, böyle bir şey yoktur dediler. Caminin avlusuna bıraktılar o taslağı, hatırlayalım. Yani toplumdan tepki çıkınca, hatta onu yürüten de yanılmıyorsam Cumhuriyet Halk Partisi'nde o dönem milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu, biliyorsunuz. Deva Partisi'nde de öyle bir madde vardı hatta. Onunla gündeme. Deva Partisi'nin çalışmasında da vardı. Hatta onlar demişti ki 2014'te AK Parti'nin anayasa çalışmalarında da böyle bir madde vardı diye de bir savunma yapmışlardı. Yani biz ilk kez bu tarifi getirmiyoruz diye. Ben size bir şey söyleyeyim. Ne oldu biliyor musunuz? O çalışmayı yürüttüler. Tepki üzerine dediler ki yok böyle bir çalışma dediler. Böyle bir çalışma yaptılar. Bu çalışmanın taslağı bende vardı. Bu çalışmanın taslağını da bana kim attı biliyor musunuz? Kim? O gün o çalışmayı yapan bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı attı bana. Yani hatta tartışırken başka bir genel başkan yardımcısıyla televizyon programında, ya dedim ki bunu bana atanı söylettirmeyin. Çünkü bunu atan işte bir partinin şeyi, ne onun ismi? Genel başkan yardımcısı. Bu çalışmayı yaptılar. Hatırlayalım. Ama toplumdan tepki gelince, çünkü o zaman HDP, işte HDP ile CHP'nin, işte ne bileyim, diğer masadaki olan partilerin temsilcilerine falan olduğu ve İbrahim, ama o ilk 4 maddede değil de vatandaşlık tanımı ile ilgiliydi sanki, değil mi Mehmet Bey? Yanlış hatırlıyor olabilirim. İlk 4 madde değildi de yani Türk vatandaşı tanımı ile ilgiliydi. Türk anne ve Türk babadan doğan Türktür ifadesinin tarifi ile ilgili bir maddeydi o. Hani Türklük kalkıyor mu anayasadan? Türk kavramı, Türk tarifi değişiyor mu diye. Evet. Ama o dönemde yine bu maddelerin tartışıldığı taslak metin bana o çalışmayı yapan bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı tarafından ulaştırıldı. Hatta önümde de uzun süre tuttum. Yani taslak programı bu oldu. Toplumdan gelen tepki üzerine de götürdüler. Baktılar ki olacak değil. Yapmış oldukları anayasa taslak çalışması neyse bunu caminin avlusuna bıraktılar. Demek istediğim mesele şu. Sahipsiz kaldı. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin o taslak üzerinden bunu yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi tartışsa bile ben MHP'nin bunu tartışma konusu yapacağını düşünmüyorum. Bu bir. İki,
Sayın Yapıcıoğlu, Sayın Balbay dedi ki Zekeriya Yapıcıoğlu'nun işte Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın bilgisi dahilinde ben konuştuğunu düşünüyorum falan. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması netti. Yani değişebilir diye bir cümle kullanmadı Sayın Cumhurbaşkanımız. Onu orada yanıltmayalım. Bir kelime, bir kavram, bir fiilin nasıl kullanıldığı çok önemli. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasında hem de parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik'in açıklamasına baktığınız zaman ilk dört madde bizim için tartışma konusu dışıdır. Bu şekilde bir tartışma. Ama oradaki biraz önce söylediği millet tartışa yani değişebilir demedi. Biri bir şeyi tartışıyor diye tartışabilir. Yani o ayrı şeyini kullanabilir. İfade özgürlüğünü kullanabilir. Yani bunu hepimiz ne diyoruz? Yani şiddet olmadığı sürece insanlar fikirlerini ortaya koyabilir. Ama Sayın Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'den herhangi birinin şu değişebilir tartışması değişebilir diye bir açıklaması olmadı. Hı hı. Resmi olarak biliyorsunuz partiyi de esasımıza temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız genel başkan olarak ve parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik burada net bir şekilde ortaya koydular. Cumhur İttifakı olarak da sonra bunu biliyorsunuz grup toplantılarında net bir şekilde bunu beyan ettiler. Yani bizim açımızdan tartışılabilir bir tarafı yok bunun. Bu net bir şekilde ortada. Ama şöyle bir çalışma var. Sivil bir anayasa hatta işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclisteki yani bir iki gün önceki 1 Ekim'deki konuşmasında biz Cumhur İttifakı olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz ama bu diğer siyasi partilere kapalı değil anlamında kullandığı yani herkese açık, daha kapsayıcı, daha sivil, daha demokratik, daha özgürlükçü bir anayasanın oluşması konusunda katkı vereceklere de kapılarının açık olduğu, kapının açık olduğu bu konuda çalışma yapılabileceği konusunda fikirlerini net bir şekilde ortaya koydular. Ya 82'den bu yana biliyorsunuz bu anayasa konusu tartışılıyor. Bence burada işte aman senin niyetin şu diye yaklaşmaktansa 82 yıldır hani o darbenin ortaya koymuş olduğu onun ruhunu taşıyan anayasayı bir tarafa bırakarak yeni bir sivil anayasa oluşmasının ben de doğru olduğunu düşünüyorum. Geçmiş dönemde biliyorsunuz yine belki Sayın Balbay mecliste mi dolar ama bilmiyorum. Tamam tarihini hatırlamıyorum. Yine bir çalışma yaptılar biliyorsunuz. Yanılmıyorsam yine 60 maddede uzlaştılar. 61 madde. 61 mi? Evet. 60 mı? İşte 61 neyse bir maddede uzlaştılar. Ya hadi bunu çıkartalım hiç olmazsa diğerleri olsun. Cumhuriyet Halk Partisi buna da karşı çıktı. Yani uzlaştıkları maddeleri bile sonra mecliste geçirme konusunda tavır ortaya koymadılar. Geri adım attılar. Bunlar da topluma anlatmak siyasetçiler olarak bizim görevimiz tabii ki. Peki şimdi bu Özgür Özel'in röportajında adaylıkla ilgili açıklamaları da var. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş konusuna ilişkin. Özellikle bu dava süreciyle ilgili diyor ki birkaç kez toplantılar yaptık bu konuda. Böyle bir şey olduğunda ne yapacağımızı konuştuk ama bunu şimdiden açıklamak doğru olmaz. Bu cezayı normalleştirmememiz lazım. Öyle bir kararın alınmaması lazım. Alındıktan sonra da Yargıtay aşaması var. Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak. Acaba İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı tartışmasında bunu tutmak isteyenler var. Bu oyuna gelmeyelim diyor. Adaylık ilanı ile ilgili şu an için bir yani Cumhurbaşkanı adayının açıklanmayacağını, bunun için daha zaman olduğunu söylüyor. Bugün de Ekrem İmamoğlu bu sabah bir açıklama yaptı. Dilekçe vermiş. Duruşmaya katılma dilekçesi. Adliye önünde de açıklama yapmış. Yine adaylık sorusuna da hani millet beni nerede görmek istiyorsa ben orada olacağım mealinde bir cevap vermiş. Mustafa Bey duruşmaya katılma dilekçesi vermiş. Bu ne anlam ifade eder? Hani bilginiz var mı? Bir sorayım size. Ben de doğrusu Kemal Polat'la kamuoyuna zaman zaman açıklama yapıyor. İmamoğlu'nun avukatı. Onunla hani ondan bilgileri alıyorum. Sürekli çok farklı bilgiler geliyor Ekrem İmamoğlu kanadına. Yani kesin onanacak. İkiye bir onandı. Açıklama tarihi bekleniyor şeklinde bir bilgi var. Bize de ulaşan. Ya da işte heyet zaten değişmişti. Oy birliğiyle bir karar çıkacak henüz alınmadı diye. Yani bir defa böyle bir davanın gündemde tutuluyor olması bile Serap Hanım bence demokrasimizin ayıbı. Ama bu davanın nasıl sonuçlanacağını görmek için Ceyhan Belediye Başkanı biliyorsunuz Kadir Aydar aynı davadan yargılanan 5 kişiden 4'ü beraat etti. Sadece belediye başkanı olan Aydar'a 25 ay hapis cezası verip siyasi yasaklı ilan ettiler.
Bu Ceyhan'la iktidar neden bu kadar ilgileniyor? Bakü Tüftis, Ceyhan, Borat'la ilgili bir şey mi var? Onu da bilmiyorum. Ama Ceyhan belediye başkanını siyasi yasaklı ilan ettiler. Bu kadar hukuksuz bir durum nedeniyle. Davadan zarar görenler biz zarar görmedik diyor mahkemeye gidip. Mahkeme diyor ki hayır zarar gördünüz deyip ceza verdiler. Ben hani Habertürk bu tür olayları da tarafsız izleyen bir yayın organı. Bence evet. bakmalarını öneriyorum. Bence İmamoğlu'nda o kader bekliyor. Bence o dava bir başka test, CHP'nin ne yapacağına ilişkin testti. CHP bu davayı yeterince tepki vermediği için bence iktidarın eli güçlendi. Sayın Özgür Özel bence süreci kabullenmiş görünüyor. Çünkü Yargıtay aşamasını bekleyeceğiz demek istinaftan çıkan karardan sonra hareket edeceğiz anlamına gelir. Öyle bir ikilem ki bu Serap Hanım, süreç bence İmamoğlu'nda büyütüyor. Bizim toplum haksızlığa uğrayan, haksız yargılanan kişileri ayrıca bir ihya eder, onu destekler. Daha geçen hafta biliyorsunuz Umut Orhan'a bir işte ahmak demiş bir iktidar milletvekili. Beraat dediler, bundan ceza çıkmaz dediler. Yani bunun pek çok örneği var. Ama bu davayı o kadar diri tutuyorlar ki Serap Hanım, yerel seçimlerden önce anımsayın, Şubat ayında, yerel seçimler Mart'ta yapıldı. Şubat'ta alelacele böyle acelemiz var dedi ya, mahkeme başkanı İstanbul'daki adliyeden acelemiz var bu kararı vereceğiz dedi. Verdiler orada tuttular. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de istinafta, yani Allah aşkına yıllarca böyle bir dava bekler mi? Ahmak sözcüğünü sözcüklük anlamına bakacaksın. Siyaseten ne karar verilmiş bakacaksın ve bir karar vereceksin. Bence süreç, bunu AKP içinde de görenler var. Şamil Tayyar sürekli feryat ediyor. Kendi ayağınıza sıkarsınız yapmayın diye. İşte birkaç yine eski milletvekili bu bizim aleyhimize oluyor diyor. Çok açık. Ayan beyan Serap Hanım. Yani böyle bir davanın hiçbir tutar yanı yok. Bir tane tutar yer arıyorum. Yok. Vakit çok az. Yok. O yüzden Mehmet Bey'e de sorayım. Siz de AK Parti'ye bunun zarar verdiğini ve Ekrem İmamoğlu'nu büyüttüğünü, siyaseten bambaşka bir durum yarattığını mı düşünüyorsunuz? Ve kullanılıyor mu bu Cumhurbaşkanlığı sürecini etkilemek için bu karar? Serap Hanımcığım, bu mesele şu. Tekrar söylüyorum. Bu meselenin AK Parti ile hiçbir ilgisi yok. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki yarışta kullanmak istedikleri bir süreç. Bu dava biliyorsunuz YSK üyeleriyle İmamoğlu arasındaki bir dava. AK Parti'nin hiç bilgisi yok, farkındaysanız. Çok net seçimden bir kanaatle seçim... Mustafa Bey de diyor ki anlıyorum yüzünden çok ilgisi var diyor. Niye yani bu kanaate yani ne diyorsunuz ne, bu düşünceye Mehmet'e? Şimdi şöyle Sayın Balbay'ın... Bu daha vahim. Sayın Balbay'ın neyi kastettiğini anlıyorum. Buradaki mesele şu. Bu daha vahim. Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşanan Cumhurbaşkanı sen olacaksın, ben olacaksın kavgası ve her gün artan kızışan kavgasında ön almak için Sayın İmamoğlu ve onu destekleyenler bu davayı kullanmaya çalışıyorlar. Farkındaysanız bugünkü sizin biraz önce yapmış olduğunuz Sayın İmamoğlu'nun açıklaması. Evet. Bu kime cevap? Bu dünkü Özgür Özel'e, Sayın Özel'e cevap. Geçen daha Beypazarı'ndaki biliyorsunuz belediye başkanlığında siyasi tavrıyla ortaya çıkan ve siyasette var olarak daha kendini gösteren Sayın Mansur Yavaş'ın Beypazarı'na gidip orada adaylık konusundaki yapmış olduğu açıklama. Dikkat edin, bunlar çok önemli. Sayın Özgür Özel'in daha 5 yıl var. Sayın Ekrem İmamoğlu bana 5 yıl ben İstanbul'u yönetme yetkisi verdi. Ben bununla bana uğraşacağım. Bunu söyledi, demesi dedi. Dün. Bana bunu söyledi demesi. Buna hemen durmayıp sabah erkenden neredeyse İstanbul'un sorunları var iken bunu bir tarafa bırakarak Özgür Özel'e verilen cevap. Dün akşamki röportaja cevap mı yani bu sabahki bu demeç? Aynen bugün Sayın İmamoğlu'nun açıklaması kendi genel başkanına vermiş olduğu bir cevap. Öyle mi Mustafa Bey? Kızışarak Mehmet devam Bey'in edecek. Bu yorumuna artı katılıyor musunuz? Başka bir şey daha var. Sayın Ankara kulislerinde söyleyeyim. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Mansur Yavaş'a daha pozitif baktığı konusunda bir kulis bilgisi Ankara'da dolaşıyor. Bunlara baktığınız zaman dört siyasi aktörün birbiri arasında yaşanan rekabette aman ben AK Parti ile daha iyi mücadele edelim tartışmasını ve davayı kullandığını görüyorsunuz. Ben son cümlelerimi söyleyeyim bugün için. Evet, dolmuş süremiz. Kendi aranızdaki yarışmalara. Bana da iki dakika verebilirseniz. Kendi aranızdaki yarışmalara, kendi aranızdaki rekabete bizi katmayın. Kim aday gösteriyorsanız gösterin.
Ama bizi bu işe katmayın ne olur. Süre bitti Mustafa Bey. 2 dakika değil ama belki bir 20 saniye hemen bir cümle ne olur. Peki şöyle gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi iktidara en yakın parti. Yani bu adaylarla ilgili olarak da yani kurban olduğum Allah verdikçe veriyor. Hangisini seçsek diye CHP tabanında şaşkın ama ben aklın yolunu bulacaklar diye düşünüyorum. Yani kimle en iyi gidecekse bu süreç onunla yürüyecekler diye düşünüyorum. Ama birbirlerine girmeden girerlerse ihanet olur. Mehmet Bey de bir 20 saniye Sayın isteyecek Balbay, gibi geldi ama. Bugün bugün Sayın Balbay beni çok güldürdü. Allah da seni güldürsün. Sağ olun. Peki neyse gülerek kapatalım yani siyaseti konuşurken de gülebilmek iyidir. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Mehmet Şahin Mustafa sağ Balbay. Sağ olun katkınız için. Para gündemi böylece noktalıyoruz. Birazdan saat başında Hülya Hökenek karşınızda olacak gün ortasıyla. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.